gel. Hayırdır siz? Niye şaşırdınız ki? Siz bize evleneceğim diye gelince iki yüzükle iş biter mi sanıydınız? Aceleyle yüzüklerinizi taktık öyle. İçimize sinmedi. Ailecek şenliğimizi bir edekledik. Şükür bugünleri de gördük. İyi o zaman hadi. Herkes masaya yeme. Hadi bakalım. Hadi. Hadi buyurun. Geçin oturun. Gel lafım gel. Gel nefes. Geçin. Anneciğim, çok güzel olmuşsun. Sen de çok şık olmuşsun oğlum. Dedim sana aşk olsun demek bu yüzden beni bu kadar hazırladın. Kızım utandım. Çok güzel olmuş. Hadi geçin. İkrancığım ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim Melek abla. Sen de çok güzel olmuşsun. Canım benim. Şaşkınım. Çok heyecanlandım. Bir de Defne giydirdi böyle. Herkes burada. Benim de haberim yoktu Melek. Bana da sürpriz oldu. Melek. Hadi kızım geç otur. Halil oğlum hadi geçin. Neredesin bu oğlum? Neredesin? Ya bacayı anca kapattım. Cümleten selam ver. Geç oğlum geç geç geç. Masamıza geç. Hoş geldiniz abi. Sen de benim abi böyle bir şey. Yok hocam annem var. Seyit Ali. Böyle sessiz sedasız hiç olmadı ya. Sana dedim iki tane çalgıcı organize edek değil. Baba onun düğünde sen yapan ya. Yaparım tabii ya. Ne yapayım benim kuzularım? Anaların kokusu olmadan ağlıyorlar değil mi? Ha? Merak etmeyin ikisi de mışıl mışıl uykuya daldı. Acı acına mı daldılar? Ha? Olur mu? Sağdığımız sütü ikisine de içirdik. Karınları tok, sağlıkları yerinde. Siz hiç merak etmeyin. Ya üşüyorlarsa o gavanozun içinde üşür onlar. Küvezin ısısı bebekler için özel olarak ayarlı. Üşümezler. Gazları olunca ne olacak ha? Onları böyle yan çevirip yatırsaydım. Altlarını kim temizleyecek ha? Ya Kadriyem, Kadriyem dur. Dur hele bak hemşire hanım sahne değil. Biz iyi bakayım diye aklınız bizde kalmasın diye. Ya vallahi aşk için yap. Kadriye Hanım bebeklerin bakımı hemşireler tarafından takip ediliyor. Tek tek ilgileniyorlar. Hijyenleri, sağlık durumları hepsi kontrol altında. Sizin gözünüz arkada kalmasın lütfen. Ya bir annenin bakımıyla bir olur mu hiç? Niye beni anlamayınız ha? Anlıyorum tabii ki de. Siz de her anne gibi bebeklerinizle birlikte olmak istiyorsunuz. Ama birazcık dişinizi sıkmanız gerekiyor. Zaten bir süre sonra... Her anne bir mi? Ben her anne gibi değilim. Her anne bir değil. Benim anneliğim başka. Ben yıllardır onların yolunu gözleyeyim. Aynı olur mu her anne? Gülüm, gülüm ya. Niye Mişir Hanım sana kötü bir şey demedi gülüm ya? Senin anneliğin sorgulanır mı ya? Sen dünyanın en güzel annesin. Maşallahın var hem de senin ya. Değil mi? Evet. Sen mi doğurdun ha? Sen doğurmadın ondan böyle sana göre hava hoş. Ben çıkıyorum. Bir ihtiyaç olduğu zaman düğmeye basabilirsin. Tamam. Hemşire Hanım. Efendim. Ben diyeyim ki bir sakinleştirici yapabilir miyim benim hanıma? Gerek yok. Siz biraz daha anlayışlı olun, daha sabırlı olun. Bir de bol bol sohbet edin. Kendisine gelir zaten. Demesi kolay. Hemşire Hanım demesi kolay. Baba böyle olmadı hiç ya. Yani haber verseydiniz ben üstümü başımı ona göre... Ben onu da düşündüm oğlum.
Seyit Alemcay'ın odasında 3-5 bir şey var. Sen bir çırpıda üstümü değiştirsin. Lan bunun sen, hadi. Hadi. Ben de ellerimi yıkayayım. Gelin kızım, sen de kusura kalma. Hastaneden çıkar çıkmaz seni yorduk böyle. Yok yok, ben çok iyiyim Cumali amca. Çok da mutluyum. Tamam da sen yine de kendini yorma benim kızım. Ben buraya yüzüğü çıkarmaya geldim. Aşağıda nişan yapıyorlar. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım ya? Ben Melih'e nasıl söyleyeceğim bu iş olmaz diye? Ulan kardeş, nişana ses edemedin belli. Tamam da, bak bundan sonrası daha sıkıntılı olur ha. Ne yapacaksın? Nikahta mı yok diyeceksin? Derdim Melih, daha da yıkılacak şimdi. Yıllardır hayalini kurduğum şu günde düştüğüm duruma bak ya. Herkes aşağıda nasıl mutlu? Melih'in gözündeki sevinci görünce içim sızladı. Ya şimdi ben böyle bir şey olmaz deyince neyi kime nasıl anlatacağım ben? Seyit Ali amcayla babam düşman olacaklar. Halil geçmişin acısını çıkartıyor diyecekler. Meleğin halini düşünmek bile istemiyorum. Kardeş, bak bu Alpay denen adamı susturmanın bir yolunu bulacaksın. He, ya da ineceksin şimdi olmaz diyeceksin. Başka yolu yok. Ya o, ya o. Şunu şöyle değil mi sadece? Kız kapıcık böyle. Böyle kapıcık. Sıkalım da. Valla güzel oldu ha. Değil mi? Biraz o mu oynadı? O. Aynen. Çok yakışmış ya bir sen. Pek güzel olmuşsunuz lan. Normalde de güzel. Şimdi böyle elbiseyle falan görünce ben çok heyecanlandım. Sanki biz nişanlanıymış gibi oldu. Ama yani keşke birazcık da ben heyecanlansaydım Zeynep. Hem kulağın niye, niye böyle geldin ki? Üzerine düzgün bir şeyler giyseydin keşke. Ya haklısın. Haklısın da işte benim son dakika haberim oldu. Yani dükkandan apar topar çıktım geldim. Çok mu kötü durayım? Yani. Neyse. Bak şimdi bir dans falan nedeci olsak. Yan yan nasıl görüntü sen düşün. Ben şık. Sen döküneyim böyle. Neyse. Ben makası alıp geleyim. Şimdi yüzükleri kesiciler. Zeynel. Üzülme. Tabii oğlum ya, takma kafana. Şimdi siz nişanlandınız ya, o seni hep böyle şık görmek istiyor. Baksana bize, Mithat da işten çıktı geldi. Bir bana bak, bir Mithat'a bak, biz de uyumsuzuz. Ya ne olursa olsun yine böyle dememeliydi. Benim son dakika haberim oldu ya. Yoksa ben böyle gelir miyim? Kızdı bana işte. Kızmaz, merak etme. Ben anlıyorum onu. Bak kadınlar... Sevdikleri erkeklerin her zaman hoş, her zaman bakımlı görünmesini ister Zeynep. Allah Allah, yani sanki giyinince... Abim arıyor. Efendim abi. Mithat, ne yaptınız? Taktınız mı yüzükleri? Aa bak yenge merak ediyor. Yok yok, daha takmadık. Biz de kaldık buralarda işte. Vallahi ne diyeyim, şimdiden hayırlısı olsun. Göster bakayım oralarda kimler var. Bak, herkes burada. Maşallah herkesin keyfi yerinde. Güzel görünüyor herkes. Ama Meleğin de keyfi yerinde, şükürler olsun. Çok şükür. Kadriye nasılsın? Bebekler nasıl? Vallahi canım benim. Allah'ıma şükürler olsun, çok iyiyim. İki tane tosun gibi sağlıklı evladımı böyle alıp Karadağ konağa gireceğim işte. Yani öyle yani. Hele bir Meleğe ver, bana da bir tebrik edeyim onu. Abla.
Abimler seninle konuşmak istiyor. Abim mi? Abicim. Güzelim, tebrik ederim seni. Allah tamamı erdirsin inşallah. Amin inşallah, Allah tamamı erdirsin canım benim. Sağ ol. Esas ben sizi tebrik ediyorum. İnşallah çocuklarınızı sağlıkla büyüteceksiniz. Amin, amin, amin inşallah. Ben hazır değil mi ya? Nerede kaldı işler? Çağırıyorlar abicim, yüzük takılacakmış. Hadi ben geçeyim, görüşürüz. Tamam tamam, takın hadi. Abi kapatmayın, ben devam ediyorum çekmeye sizin için, tamam mı? Tamam, tamam hadi. İzlik, izlik. Tamam. Acele nişan takmak da neyin nesi? Ne adet kaldı, ne görenek kaldı Cumali. Ya ne edecek? Kız hasta, ne edek? İyileşmesini bekleyeydiniz. Biz de ona göre hazırlığımızı ederdik. Yani kafanıza koyduğunuzu ediverirsiniz ha. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de odaya geçiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar oğlum. Halinde düzü yok. Ne bileyim baba, ben de bir şey bilmiyorum ki. Neyse, iyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Allah'ım. Sıcak sıcak ılamur yaptım sana. İç güzelce. Rahat bir uyku çek bu gece. Ha kızım? Eline sağlık hanım. Otursana biraz. İyisin değil mi kızım? Ağrısızın bir şeyin yok. Çok iyiyim hanım. Huzurluyum. Yüreğim ferah. Sen iyi ol kızım, iyi ol. Yüzün gülsün. Az biraz yoruldun ama ya böyle hastaneden çıkar çıkmaz olmayaydı, iyiydi de. Ya babana laf dinletemedim. Ya Cumali ile ikisi nasıl heyecanlanmışlar. Artık ben de bir şey demedim. İyi yaptın ama onların o halleri benim bütün yorgunluğumu, her şeyi aldı. Ne kadar mutlulardı. Ben de çok mutlu oldum. Ben böyle bir günü hayal bile edemezdim hala. Hepinize çok teşekkür ederim. Ama en çok sana teşekkür ederim anam. Sen beni yüreklendirdin.
Sen beni cesaretlendirdin. Kızım, benim yaptığım olacağı gayret vermeyin. Yoksa olduran da Allah, yazan da. Allah tamamını erdirsin de. Sen de mutlu yuvanı kurardık. İnşallah lan. İnşallah. Yok kızım. Gel. Sevincin yüreğinden dolup taştı zar, eve dama sığmadığına göre. Meleğine nişanlandın, vuslatınız yakındır. Daha neye dalıp gideyim? Neyin var senin? Baba, bize sormadan böyle bir şeye niye kalkışıyorsunuz ki? Sevenin istedik ne varmış ki? Düğün muradın varsa onu nikaha sakla. Kız hastaneden yeni çıktı, bağışıklığı zayıf da. Ya onca kalabalığın içinde ne işi var meleğin baba? Ha, daha kendini toparlayamadı bile. Oğlum, biz meleğe taş taşıtmadık. İşte yaptırmadık. Az bir ayakta durdu. Yüzüklerinizi taktık. Hepsi bu. Sonuçta dinlenmesi gerekiyordu değil mi? Ya sanki kaçıyormuşuz gibi. Aceleyle, telaşla ayağa kaldırdınız kızı. Emri vaki yapar gibi. Emri vaki değil. Siz mutlu olun diye ayaklandık biz. Ananı bile ikna ettim ben. Melek de bayağı mutluydu. Ha, senin muradın başkaysa bir nişan daha yaparsın ya. Mesele o değil. Neymiş mesele o vakit? Senin 20 senedir yanan yüreğine su serptim ben. Sevdayın yanında durdum ya. Daha ne edicidim? Ya herkesin sevinci tamamdı da bir seninki mi eksik kaldı ya? Melek hastayken şikayet etmezken sana ne oluyor Halil? Oh, afiyet olsun. Teşekkürler dede. Bu baklavaları Cumali dedem yapmış. Ha kuzum. Seyler yesin diye göndermiş hepsini. Ama en çok annem ve Halil abim için yapmış. Çünkü evlenecekler ya ondan. İşte nişana gelenler yesin diye. Abla, sen Ömer abimle nişanlanmıştın değil mi? Evet Seyit Halim, öyle. O zaman herkes evlenecek. Tabii öyle olacak. Ama Kerem abim kimle evlenecek? Daha nişanlanmadı ki. Halicim, senle benim yolum daha uzun. Daha çok zamanımız var bizim. Ya dede ya, ben de nişanlanayım. Ay, ya dur hele bir telaş etme. Peki var mı senin sevdiğin bir kız? Aslında bir tane var. Adı da şey. Ben canım. Gülce. Belki sen bu Gülce'yi çok mu seveyim? Evet. Hmm. İkram abla, sen kiminle nişanlanacaksın? Bilmem. Kısmet. Ne? Kısmet mi? Kısmet kim? Sen bunlara boş ver. Sen daha küçüksün. Önce büyücün, sonra okullara gideceksin. Sonra eline ekmek alacaksın. Ondan sonra bir şeyler düşünürsün. Ya dede, anlamıyorsun. Herkes evlenince ben yalnız kalacağım. Ya nereden çıktı bu? Aklına nereden geldi sen? Bak, daha Kerem abim var, hala annem var, ben varım. Ben sana şimdi bir şey diyeceğim. Ben şimdi odama gideyim, bir şeylere hazırlık yapacağım. Sen de gelmek ister misin benim? Oyun mu oynayacağız? Yani hem oyun hem de bir sürpriz. Ne? Sürprizlere bayılırım. Hadi. Dur geldim, geldim, geldim. Ne yapıyorsun sen ya bu saatte? Uyumadın mı sen? Su içeceğim. Ne oldu? Bir gerildin sen. Yok gerilmedim ya. Sen birden böyle çıkınca korktum.
Bir şey yok yani. Halil'i arıyordun sen. Ne oldu bu saatte böyle? Bir şey soracaktım. Nereden çıktı senin bu Halil'le samimiyetin Allah aşkına? Geldiğinde de balkonda konuşuyordun. Hayırdır? Ne artık kapıları falan mı deniyorsun? Ya bana bak. Yani böyle gizli gizli odalarda başka kadınlarla konuşuyormuşum gibi kıskançlık tripleri yapacaksan. Ne alakası var Alpay? Balkonun önünden geçiyordum, sesini duydum. Bir şeyler söylüyordun. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Hazır mısın Seydar? Hı hı. O zaman açıyorum. Dede bunlar çok güzel. Gerçek gibi yüzleri. Evet. Şimdi al onlardan bir tanesini. Böyle içinden geçir, çenesinden tut. Bunun adı kukla. Senin annen küçükken tutturduydu ben kuklacı olacağım diye. E tabii. Çocukluk halleri. Bileyim mi? Pazar günleri Mithat dayınla, Mahmut dayına biz annenle beraber kukla oynatırdık. Mithat, Mahmut Banu'da. E dede biz de oynayalım. Ama annem sen ben. Olur mu? Olur. Ama kimseye söylemeyelim ki. Sürpriz olsun. Anladın mı? Tamam. Söz ama... Seydali sözü. Olur Seydali sözü. Ah. Ya dede, ben seni çok seviyorum. Bu sana ben kurban olurum. Durmayacak bu manyak. Bütün gece arayacağım. Melek'miş. Efendim Melek? Halil? Uyandırmadım değil mi? Yo, uyandırmadın. Derdo'yla sohbet ediyoruz. Babamlara gideceğim demiştin de bağ evine mi geçtiniz? Yok, geçtim eve de orada uyku tutmadı işte. Biraz da sıkıldım, geldim Derdo'nun yanına. Sohbetteyiz biz de öyle. Benim de hiç uykum gelmiyor biliyor musun? Ya neler yapmışlar Halil öyle. Hani ne ara planladılar bu kadar şeyi, ben hiçbir şey anlamadım. Bir de hiç çaktırmadılar. Ben bir de bir anda herkes öyle bir arada görünce heyecandan ne yapacağımı da bilemedim. Öyle ya. Ben de şaşırdım işte. Benim de haberim yoktu ki. Ya senin de haberin yoktu değil mi? Ama babamla Cumali amcanın tatlılığı nasıldı? Çok mutlulardı Halil. Onları öyle mutlu görünce ben de çok mutlu oldum. Gördün mü bak, küskünlükler, gerginlikler, her şey bitti. Zümrüt teyze bile geldi Halil. Onun da demek ki inadı kırıldı sonunda. Hastaneden çıkınca hemen ayağa kaldırırlar seni. Senin için yorucu olmuştur çok. Yok, 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 yok. Hiçbir yorgunluk hissetmiyorum. Sevinçten, şaşkınlıktan hiçbir şey kalmadı. Bak güzelce yat, dinlen, tamam mı? Kendini korumalısın, sağlığına dikkat etmelisin. Doktoruna kağıt döneminin çok önemli olduğunu söyledin. Kendine dikkat et, güçlü olmak zorundasın Melek. Anladın mı? Güçlüyüm ben Halil. Öylesine iyi hissediyorum ki kendimi. Sen verdin bu gücü bana. Sevgimizin, umutlarımızın yolunu hep sen açtın Halil. Ben inancımı da, yaşam sevincimi de sana borçluyum. İyi ki bizden vazgeçmedin. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Ben de. Ben de seni çok seviyorum. İyi geceler. İyi geceler. Bu Alpay'ı var ya, öldürmemek için zor tutuyorum kendimi. Kardeş, Alpay'ı öldürmek bütün meseleyi çözecekse bak bana. Ben gideyim vurayım bunu. Halil, kardeş. Hele bir sakin ol, nefes al. Nerede nefes alamıyorum ben ya, anlamıyor musun? Ben nefes alamıyorum. O adamın, ailemin ömrünü hiç etmesine izin vermeyeceğim. Tamam da sen katil olunca elimize ne geçecek? Ha? Sen de ben de biliyoruz ki öldürmek ne çaredir, ne de çözümdür ya. Biz bunları Melek'le saçarken ne hayaller kurduk biliyor musun? Ya Ali! Biz ne hayaller kurduk biliyor musun? Renklerini bile kendi seçti Derdo. Ya
Allah şerefsiz beni kapana kısın. Melek bu eşyaları katalogdan seçerken gözlerindeki mutluluğu görmedim. Mutluluktan akan gözyaşlarını görmedim. Heyecanını, yüzündeki gülümsemeyi görmedin Erdem. Ben gördüm ama. Ben gördüm Derdo. Onun hayallerini, umutlarını, gözlerindeki yaşama sevincini ben gördüm. Çok mu şey istedik biz? Onca acının ardından mutlu, huzurlu yuva kurmak istedik biz. Çok mu şey istedik Derdo? Çok mu şey istedik? Ben nasıl bir kabusa uyandım ya? Ben nasıl bir kabusa uyandım? Ömrümü onun adıyla geçirdim ben. Bunu 20 yıl görmeden, uzaktan severken bu kadar canım yendiğimi hatırlamıyorum, biliyor musun? Kardeş, bak şey diyeceğim. Neyse ne ya. O zaman her şeyi göze alacaksın, evleneceksin abi. Bedelini ben ödeyecek olsam bir saniye bile durmam. Ailemin evini, dükkanını, ata yadigarlarını, geçmişlerin ellerinden almış olacağım. Melek bunları duyunca zaten tıkılacak, evlenmek istemeyecek. Bu ne büyük bir imtihan. Ben şimdi ne yapacağım? Ben bunun altından nasıl kalkacağım? Tamam. Badriye. Badriye. Ay benim kızım. Ay. Ay benim yavrum. Ay maşallah canım. Ay olayım öyle. Olayım öyle. Ay ay düzgün tut onu. Düzgün tut. Açık kaldı bak beli. Açık kaldı beli. Tut çek altından örtüyü. Kırıcın. Kırıcın. Belini kırıcın. Düzgün tut, düzgün tut onu, düzgün tut. Kuzu, anne, yavrum benim. Kuzu, ay benim kuzu. Ay annesi kurban olsun. Ya düzgün bak, bak açık kaldı orası. Düzgün değiştir, düzgün değiştir onu. Ya, ya bacağını mı kıracaksın sen? Nasıl kaba davranayım? Yavaş, yavaş, yavaş. Gel şuraya, gel. Gel. Aç, aç şunu. Aç. Ben değiştiririm altını, çek. Kadriye Hanım, diyemezsiniz lütfen. Olur mu öyle şey mi? Benim çocuklarım, benim yavrularım bunlar. Ben değiştiririm. Ben bakıyorum zaten onlara. Ama ben daha iyi bakarım, ben daha iyi değiştiririm. Hem bebekler çok küçük, mikrop kaparlar sonra. Nasıl mikrop kapıyor ha? Ben aylarca karnımda taşıdım. Neyin mikrobuymuş bu ha? Ne kadar zor biliyor musun? Aylarca karnımda taşıyıp ondan sonra böyle camların arkasından onlara bakmak ne kadar zor biliyor musun? Anlıyorum sizi ama birazcık daha sabırlı olmalısınız lütfen. Adriye! Yemin olsun üzüyüm beni sana. Bak yemin olsun ben üzüyüm. Ya böyle bu kendi kendine stres yapayım. Kendi kendine böyle heyecan yapayım. Üzülüyor. Ağız sütü kesilece bunu. Yalan mı Hemşire Hanım? Doğru. Hem üzülecek bir şey yok ki. Benim içeri girmem gerekiyor. Ama Mahmut ben onları hemen şimdi kucağıma almak isteyeyim. Yav tamam gülüm sen kucağına almak isteyin de abi bizim bebeklerimiz niye içeride sen bileyim mi? Sağlıklarına kavuşsunlar da hele sen kucağına al diye içeride bizim bebeklerimiz. Üzme kendini gülüm ya. Niye böyle oldu? Bakamadım ben onlara karnımda. Bakamadım benim yüzümden böyle oldu. Niye böyle deme, oldu? Deme. Niye böyle oldu? Yav deme öyle. Allah aşkına üzme kendini beni de üzme. Bak göreyim mi? Bak. Ya ben kurban olurum onlara ya. Ben kurban olurum onlara. Tamam. Abi konuştum emlakçıyla.
Filda Hanım beğendiği evlere bakmaya başlayacakmış. O evlerin arasında benimkiler de var mı? Abi seni eve sattık değil mi? Onlara biz kiralığa koymadık ki. Olsun. Satılacak ev kiraya verilmez diye bir kaydım var oğlum. Mal sahibinin işine ne gelirse onu yapar. Neyse, ben Yusuf'la konuşurum bu konuyu. Peki abi. Efendim erkencisin. Daha dün işe giriş kağıdını yapıştırdın elimize. Bugün kart mı basacağız mesai için? Kafana göre takılıyorsun zaten. Dün ihtiyarlar erkenden kapattı diye sen de erkenden çıkmışsın. İşim vardı. Çocuğu Melek'e götürdüm. Hastaneden çıktı ya. Gelmiş geçmiş olsun. İyi mi Melek? İyi, iyi. İhtiyarlar niye acaba? Dün erkenden kapattılar ya dükkanı. Yoksa Melek'e hoş geldin partisini yapacaklar. Çok meraklandıysan sor Seyit Ali. Ben bir çarşıya çıkacağım. Oradan da hastaneye gideceğim. Kadriye'yi bir göreyim. He abla, git git. Geline moral olur. Ne bileyim. Çoluk çocuğunu sarmalamayınca dert oldu içine. Sonra ben de gelirim. Ne kadar kalacaklar orada? Valla Mahmut'un dediğine göre bir vakit kalıcılarmış. Bebeler çok küçükmüş. Biz de öyle doğmuşuz Kerem'le. Yani annemin anlattığına göre. İkizlerin kaderi bu herhalde. Evet, hatta ben senin yüzünden küçücük kalmışım. Benimle alakası var. Ben ne yaptım ya? Sanki bilerek yaptım. Ne bileyim, ne alakası var? Bir şey yapmışsındır. Al. Ya niye ben yalnız doğmuşum? Keşke benim de ikizim olsaymış. Ya sen en güzelini yapmışsın. Paşalar gibi bir başına doğmuşsun. Herkes seni çok seviyor. Abinle ablan artık büyümüşler. Onların ikizlikleri mi kalmış ya? Ama kardeşim ikizleri küçük. Onlar da sana abi diyeciler. Onlar da seni çok seviciler. Düşünsene herkes seni çok seviyor. Hatta Funda ablamın da bebeği benim kardeşim olacak. O da beni çok sevecek. Ay Allah, ben onu unuttuydum bak, göreyim mi? Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın kızım. Otur, kahvaltı et. Otur otur. Hadi ben de çıkayım. Sen nereye çıkıyorsun oğlum? Ben çarşıda bir dolanacağım. Sonra da Kadriye'yi bir göreyim. Ay halam, benden çok selam söyle onlara, olur mu? Olur kızım, söylerim. Oğlum sen bu saate kalmazdın. Antrenmanın yok mu? Çıkacağım birazdan antrenmana. Defne'm sen ne yapacaksın bugün? Hani konuşmuştuk yani alışveriş için Bilal teyzeyle görüşecektim. Ama öncesinde bir Ömer'le görüşeceğim. Dedem de ona gitmeyecekmiş, konaktaymış. Sen de yalnız kalmazsın herhalde. Ben de varım, yalnız kalmazsın anne. Sen dükkana gitmeden duramazdın baba, hayırdır? Dükkanda bir tat var. Bugün de ben de kızımla, torunumla arayayım. Hı? O zaman ben acaba bugün size Seyit Ali'nin en sevdiği kekten mi yapayım, olur mu? Bana bak, ne yap et, evlerimden birini tutmaya ikna et Vildan Hanım'ı. Tamam, merak etmeyin Kenan Bey. Şartları da esnek tutunca çabuk ikna olur zaten. Birazdan evleri göstermek için arayıp çağıracağım. Ev sahibi konusunda da şehir dışında diyeceğim. Adım geçmeyecek asla. Anladım abi, o iş bende. Hayırlı işler. Aferin sana. Gel bakalım Zeynep, gel. Hele bakın kim gelmiş, bakın, bakın. Bakın bu prenses bizi özlemiş de buraya gelmiş. Aa, Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Melek abla yok mu? Melek ablan rahatsız biraz ama iyileşince gelecek. Bilden ablanın sınıfında seni yaşatan arkadaşlarım var. İstersen beraber derse başlayabilirsiniz ha? Tamam. Hadi gel. Gel. Gel Zeynep, gel. Bak ya. Gel, otur. Efendim Yusuf Bey. Abla müsaitsen uğra da ev göstereceğim sana. Bu geçen baktığımız ev değil mi? O ev tutulmuş da ev sahibi bana da haber vermedi. Ama elimde iki tane çok güzel ev var. Diğerlerinden çok daha iyi, bakımlı durumda. İyi madem, bir uğrayayım da gidip görelim şu evleri. Haydi görüşürüz. Yenge hayırdır? Emlakçı. İki tane ev varmış da gelin de bir bakalım diyor.
Ben bir gidip bakayım, olur mu Halil? Olur. Olur tabii. İyi hadi. Kolay gelsin o zaman size. Ne yapıyorsun? Zümrüt Ana ne diyecek? Yani diyeceği bir şey yok. Yengem kararını vermişti hanım. Al bakalım sıcak sıcak kahveni. Teşekkür ederim. Şekerini çok güzel ayarlamışsın. Benim sevdiğim gibi olmuş. E buna neden şaşırdın ki? Hafızam uçtuğunda bana orta şekerli kahve söyleyen bayan Arıza sen değil misin? Öyle bir şey de yaşadık evet. Baksana neler atlattık Ömer. Ama bence bu yaşadıklarımızın hepsinin bir anlamı var Deflem. Birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi, vazgeçmediğimizi anlamak için bayağı bir teste tabi tutulduk bence. Artık ayrılmamız için galiba kapımıza göktaşı falan düşmesi gerekiyor. Göktaşı. Ya bence babaannem bu konuda istikrarı elden bırakmaz. Göktaşına falan aşık etmeye çalışır beni. Söyleme Ömer. Çok seviyor kadın seni. Seviyor, evet. Ama seni de sevecek. Ya bunun başka bir yolu yok. Ki bence inadından vazgeçmeye başladı. Yani baksana yani amcamla annenin nişanına bile katıldı. Şaka gibi. Evet, ben de çok şaşkınım. Kadın yüzüklerimizi bile taktı. Ama annen çok yıprandı bu süreçte. Aynen öyle. Ya baksana kadın babaannemin baskısından kurtulmak için başka eve taşınmak istiyor. Haklı ama ne yapsın? Haklı. Haklı da işte ne bileyim. Dedemin evinden ayrılmak biraz zor olacak. Konak benim yuvam. Bütün çocukluğum, bütün anılarım, hikayelerim orada. Şimdi yeni bir evin o soğuk duvarları, pencereden dışarı baktığımda böyle başka bir manzara bana zor gelecek ama annemi de kırmak istemiyorum. Biz küçükken Almanya'da çok ev taşıdık. Çok yer değiştirdik. O yüzden bunu kolay söyleyebiliyorum. Deflem biz yakında evleneceğiz. Yani ayrı bir eve falan çıkmak istersen anlarım. Olmaz, anneni yalnız mı bırakacağız? Yani tabii yalnız kalmak isterse bilemem. En sevdiğim iki kadınla aynı evde yaşayacağım. Of, çok güzel bir şey. Eminsin değil mi Deflem? Yani sonuçta annem de olsa kayınvaliden olacak. Bence işim bayağı zor. Hiç de değil. Hem biz Vildan annemle beraber olursak senin için daha zor. Vildan annem. Vildan annem. Oo, saflar bayağı belli olmuş. Seyit Ali hazır ol. Geliyor, geliyor, geliyor. Hazır ol. Tamam. Seyit Ali burada mısın? Hoş geldin Meli. Merhaba Meli. Hoş geldin. Hoş buldum. Bizim sana anlatacağımız bir hikaye var. Bizi dinler misin kulaklarınla? Dinlerim. Hey, o zaman anlatıyoruz. Bu yanımdaki Seyit Ali. Benim ballıgat benim. Torunum oluyor. Öyle mi? Çok memnun oldum. Biz de memnun olduk. Bir de Seyit Ali'nin melek mi melek bir annesi var. Melek bütün çocuklarını çok seviyor. Ama Seyit Ali ufacık olduğu için onu daha çok seviyor. Ama Melek babasını da çok seviyor. Artık hiç küsmeyeceklermiş. Değil mi? Evet. Asla küsmek yok. Hep öyle gülecekler, mutlu olacaklar, oyunlar oynayacaklar. Bundan sonra Seyit Ali yemeklerini hap 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 yiyecekmiş. Uykusu gelince de öyle yatacak. Ha bir de büyüyecek, okullara gidecekmiş. Kocaman, kocaman adam olacakmış. Bence doktor olurum.
Belki mühendis. Belki de... hikayeci olurum. evet. Belki hepsi güzel, hepsi çok güzel. Ama bir de kardeşin ufak bebeklerine abilik yapacak. Annesi, anneannesine rahmen balık atmayı hiç unutmayacakmış. Onu çok sevecekmiş. Anne! Ben hiç unutmuyorum seni bir tanem. Çok olur mu öyle şey? Anne, o zaman dedemin yanına git. Balık atmayı hep söyleyeceğim de ne olur anne? Evet, melek. Gel, otur o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eskisi gibi. Unutma lan. Unutmadım. Ha, ben başlayayım. Evet Seydali. Şimdi birazdan bir sana bir hikaye anlatacağız. Az sonra Seyit Ali'nin annesi gelecek. Ama önce alkış sesi duyalım. Daha çok, daha çok alkışlıyoruz. Evet. Ve huzurlarınızda Melek. Merhaba. Benim adım Melek. Ben Ballık Atmer'in annesiyim. Ballık Atmer'imi kocaman seviyorum. Abisini de çok seviyorum. Ablasını da çok seviyorum. Biliyor musunuz biz çocuklarımla hiçbir zaman ayrılmayacağız. Dedem artık sen kızmayacaksın değil mi? Yok. Ben artık hiç kızmayacağım. Hem ben seni kızdığım için eğer üzdüysem çok özür dileyim. Efendim bundan sonra hep böyle güleceğiz, mutlu olacağız. Eskiden olduğu gibi oyunlar oynayacağız. Neden? Çünkü o benim melek kız. Ben de babamı hiçbir zaman üzmeyeceğim bir daha Ballık Atmer'e. Biliyor musun Seyit Ali? Ben küçükken biz babamla o kadar tatlıydık ki neler neler yapardık. Ben hep babamın omzuna binerdim. Babam beni omzunda gezdirirdi. En güzel hikayeleri bana her zaman babam anlattı. Eyvah ya, bilir misin? Senin annen, ben kalbimin yarısı desem, vallahi yalan olur. Çünkü o benim kalbimin kendisi. Vallahi kendisi. Nasıl ki aha bu kuklalar burada durmuş, bilir misin? Annen çocukluk oyuncakları da, saçın örgüsü de hala durmuş. Ballık Atmer beni bu hayatta babamdan daha fazla hiç kimse sevmedi biliyor musun? Sen de büyüdüğün zaman, çocuğun olduğu zaman onu aynı dedenin beni sevdiği gibi sev, olur mu oğlum? Olur, tamam. İki kız evlat için babasının omzu her şeyden önemli. İşte o zaman dağları delerim. Annem, dedem.
Zeynel. Hayırdır? Cumali Emre'nin tadısızı yok. Ne iş? Vallahi fark etmedim ya Rafık. Ben kendi derdimden bir şey görmeyeyim ki. Senin derdin mi? Ya Rafık, sabahtan beri aynaya bak. Kılık desen kılık değil. Tip desen baharata bulanmış kalmış. Ya sen bu akşam Ünzüle'nin dediklerini taktın kafaya değil mi? Rafık, sen olsan takmam mı? Vallahi arada ben de lafı yedim Seyran'dan. Bizim kılığımızı beğenmiyor bu hatunlar Rafık. Bu gerçeği kabul edelim. Ya senin neyini beğenmiyor Rafık? Gömlek, kumaş pantolon. Bir de bak, hep aynı şeyler. Ya şuraya bak ya. Yeşil biber gibi dolaşayım etrafta ben. Ya evet, yani pantolon, gömlek, kazak. Neyini beğenmiyorsa Seyran. Ya acaba diyeyim, böyle renkli, şekilli, ciks gömlekler giysek. Böyle dar paça pantolonlar vitrinde var ya, öyle bir şey mi yapsak ya? Ya olur mu öyle alpay gibi çiçekli gömlek falan? Olmaz. Ya yok, öyle değil değil. Öyle demek istemedim. Nasıl yani? Yani diyeyim ki şimdi, böyle ceket başka renk olucu, pantolon başka renk olucu, kombin edici konuları. Nasıl? Bak böyle olmaz bu iş Zeynel. Biz seninle bir dışarı çıkalım. Ben zaten Seyran'a bir doğum günü için pasta alacağım. Bir iki tane dükkan gezeriz. Ya Rafık, dükkan ne olacak? Ya, bizimkilere söyleriz, bakarlar ya. Hadi. İyi, hazırlanıyorum o zaman. Bizim Zeynel'in dükkanına bakarak oğlum. Tamam. Tamam. Usta, biz olur. Bir çıkıp geliriz. Ya hadi hadi. Stop. Cumali emmi, bizim çarşıda küçük bir işimiz var da dükkanlara böyle göz kulak olsan olur mu? Kolay gelsin. Sağ olasın. Ya Kadir'e kurban olayım ya. Sıkıntı etme kendi kendine ya. Ben de üzgün burada, bak sana söyleyeyim ben. Sen bizim bebelerimizin adını düşündün mü, onu de bari. Ama. ya düşündün mü? Ya ben sıkıntımdan, acımdan en heyecanlı kısmını unuttum ya. Ya. Ne koyacağım? Vallahi Kadriyem, ben bu isim hakkını sana vereyim. Sen ne istersen o olsun diyeyim ben. Canım benim. Ya bizim iki tane evladımız var ya. Birini sen koy, birini ben koyayım ha. Bak, kızı sen koy, oğlanı ben koyayım ha. Ne diyeyim? Ya senin Allah'ına kurban ya. Senin güzel kalbini seveyim ben. Karagülüm benim. Vallahi ben zaten düşündüm Kadriye. Rahmetli anamın adını koyayım diyeyim ben. Vallahi çok iyi düşünmüşsün. Hafize ismi sanki. Acaba diyeyim biraz böyle bir ne bileyim eski böyle demode gibi mi? Biraz daha modern bir isim mi düşünsek? Ne yapalım ha? Allah Allah. Ama sen kendin dedin şimdi oğlan ismini ben koyayım, kızın ismini sen koy dedin. Sen benim koyduğum isme karışın. Ben de senin koyduğun oğlan ismine karışayım o zaman Kadir ya. Sen de dedin isim hakkı dedin, annenin hakkı dedin. Daha demin kendin demedin mi? Sen kendin dedin şimdi kızın adını sen koy değil. Sen dedin Kadir ya. Tamam hadi. Anlaştık değil mi kardeşim ben? Ha? Tamam o zaman şöyle olsun. Senin de gönlün olsun madem. He. Hafize'nin yanına bir dediğim Nur koyalım. Hafize Nur olsun madem. Biz de Nur diye seslendirdik. Ay Nur çok güzel. Çünkü benim kızımın yüzü Nur gibi. Hafize Nur. Hafize Nur he? Ya sen oğlanın ismini de koyacağım, onu söyle bari. Onu da şöyle düşündüm. Dedim Ali Osman mı koyayım he? Osman benim babamın ismi. Ali de Seyit Ali babamın isminin içinde var. Ha ne diyeyim? Ne diyeyim? Ha güzel kalbinden öperim senin diyeyim. Ne diyeyim? Allah'ım size bu günleri gösterdin ya. Şükürler olsun. Ya maşallah bizim ikizlerimize. Ne güzel oldu değil mi? Ha? Kızımızın adı Hafize Nur. Oğlanımızın adı da Ali Osman ha. Kolay gidince de Allah'ınız neyle? Baba mezan okur kulaklarına. İsimleri de konmuş olur. Aman! Mahmut! Ne oldu? Biz şeyi unuttuk ya. Neyi unuttuk, ne oldu? Adağı unuttuk biz. Ya biz demedik mi ha? Doğum kazası belası geçince dedik. Biz dedik kurban keselim dedik. Herkes adağı tanım demedik mi? Bak adak beklemez. Ya ben nasıl unuttum onu ya? Adak beklemez hakikat ya Kadriye. Dur hele dur. Dur ben gideyim de gelin. Sen iyice dinlen, ben gidip geleyim hemen halledeyim şu işi. Sıkıntı etme kendine hiçbir şey. Ha benim bir adak işim var doktorum, ben geleceğim. Aman doktorum, hoş geldin. Merhaba Kadriyeciğim, nasılsın? Vallahi sağ olun, iyiyim yine göre. İşte pansumanların daha yapıldı, sabah daha iyiyim çok şükür. Ağrın yok? Yok. Güzel, değerlerine de baktım.
gayet iyiler. Seni bir iki güne taburcu ederiz. Aman çok şükür bebelerime kavuşayım artık he. Seni taburcu edeceğiz ama bebekler biraz daha bizimle kalacaklar. Yok. Yok öyle olmaz. Yok bebelerim olmadan olmaz. O zaman doktor hanım beni de taburcu etmeyin o zaman. Ben evde onlar olmadan nasıl dayanayım? Kadriyeciğim seni taburcu edeceğiz ama bak bebeklerin sağlığı için kuvvetli kalmaları şart. Olmaz ama öyle. Emzirme saatlerinde gelir gidersin. Tamam mı? Geçmiş olsun. Ben de buradan çıkarsam. Çıkmam buradan. Şunu sen dönelim. Yok. Ben senin yanında üşümem ki. Ne yaptın? Sınav işlerine girdin mi? Hayır Ömer ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Kafam çok karıştı. E tamam şarkı söylemeyi çok seviyorum ama kendimi müzik öğretmeni olarak hayal edemiyorum ben. Ya iyi de öyle düşünme. Yani sonuçta iyi bir piyanist olabilirsin ya da bir gitar virtüözü falan. Ya da gurme. Gurme? Belki gastronomi okurum. Ya ne yapacaksın? Müziği bırakacak mısın? Aslında müzik okulunu Almanya'da ailemden uzak kalmak için istemiştim. Yani dünya turnelerine çıkmak, evdeki kaostan kurtulmak içindi. Öyle düşünmüştüm. Ama şimdi ben burada çok huzurluyum, çok mutluyum. Yani ne bileyim. Değiştim ya da iyileştim sanırım, bilmiyorum. Annemle dedemin küskünlüğü, sizinkilerin kavgası. Beni birazcık büyüttü galiba onlar. Sevilmeyi, sevmeyi daha iyi öğrendim. Ben buradan gitmek istemiyorum onlar. Ailemi, sevdiklerimin yanında olmak istiyorum. Evimin kadını olacağım diyorsun yani, öyle mi? Yani tabii öyle değil de, boş boş oturmayacağım herhalde evde. Yengem dükkanı işletiriz. Bir yandan okurum, bir yandan çalışırım. Yani, sen ne yapacaksın? İhtisas işini düşündün mü? Ben bir süre pratisyen olarak devam edeceğim ama yani ihtisasa bu sene girebileceğimi düşünmüyorum. Birazcık daha yeni yeni kafamı toparlıyorum yani. Ömer doktor iyi olduğumu söylemişti. Yani iyiyim ama hala ufak tefek boşluklar var tabii. Geçecek biliyorsun değil mi? Merak etme. Hepsi geçecek. Biliyorum. Kimler gelmiş? Hoş geldin. Sana hoş geldin, hoş geldin. Ne yaptın? Düvene çalışmaya mı geldin sen? Hı hı. Aferin sana, gel bakayım şöyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam Rafet, hoş geldin. Hayır, Mithat yok mu? Ya Zeynel'le çarşıya kadar gidecek dediydi ya. Ya Mahmut yok malum. Bu yoklukta o nereye kayboluyor ki böyle? Malem mi? Sen göz kulak ol düvene dedi, gitti işte. Ey sağ olasın. Çırak, hadi bakalım hadi. İşler bize düş. Hadi oğlum ver bakalım ona onu. Sedali. Melek nasıl? İyi miymiş? İyi, iyi. Çok şükür. Benim mi Cumali? Son zamanlarda hiç kafam bu kadar rahat olmamıştı. Senin de yüreğin ferahlamıştır ha? Ferahladım ya. Neyse. Ben de öne geçeyim. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Selamun aleyküm baba. Kolay gelsin. Abi, kolay gelsin. Selam oğlum, sağ ol. Baba, bizim belediyeyle konuşup hemen yemek dağıtmamız lazım. Bir de ben koç kestireceğim kısmetse. Cumalem ile de konuşalım. Tepsi tepsi baklavalar hazırlasın. O da dağıtsın. Ya ben çocuklarda olunca adam vardı unutmuşum. Oğlum telaş et, ben hepsini yaparım. Babam adak beklemez hele. Ey, ne diyeyim? Sen yap o zaman. Sen geçmişin var hocam başına hani Mithat nerede hele? Ha, Mithat'ın işi çıkmış oğlum. Mithat efendi, sen ocağın başında koda gittin mi hele? Ey maşallah bizim Efe'ye. Ey maşallah bizim Efe'ye. Zeynel yalnız bu tarzı ben hatırlıyorum bir yerden ama. Ya nereden hatırlayayım? Ben yeni yaptım bu gomini kendime.
Vallahi o kombin daha önce yapıldı Zeynep. Ya bari yerine sen kendine bak. Bir değişik oldun sen ya. Ya yani ceket tamam da pantolon olmadı mı ya? Vallahi Rafık ben kendimi bayağı beğendim. Bence üzle de beni bence. Hatta var ya, daha yeniden aşık bile olurcu o derece yani. Vallahi Seyran benden soğumasın da. Abi? Neredesin sen Mithat? Düvene bırakıp gitmiş mi? Ha, çarşıda küçük bir işim var abi, geliyorum hemen. Sen çarşıda gez dolaş, babam da ocağın başına geçsin ha mi? Aferin sana Mithat, aferin sana. Şimdi Cumalem bir kafaya taksın, öyle değil. Akşam çok üstüme geldi. Zaten doluyum derdim. Ben de ne var ne yok kustum. Ayıp ettim. Ya git kendini al. Af dile, elini öp. O bir de şimdi senin haline dert etmesin, yazık. Doğru diyorsun. Zaten dükkanın tepsileri vardı. Bakımları yapıldı, hem gittiğimde konuşmuş olurum. Kolay gelsin. Oo, hoş geldiniz gençler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amca hayırdır, nereye? Dükkana geçeceğim, işlerim var biraz. Hadi kolay gelsin. Hadi selam söyle, ellerinden öp. Hele geçin oturun, açsanız kebap söyleyeyim. Abi yok, sağ olasın, yedik biz. Ya Mirza abi, Gülşat bizi aradı da çağırdı buraya. Gülşat? Kusura bakmayın, sizi de yordum ben buralara kadar ama. Hayırdır valiz falan, bir yere mi gidiyorsun? Köyüme gideyim artık ben Ömer. Yoruldum buralarda. E sen ne yapacaksın orada tek başına? Ne yapayım Defne? Vatanım, toprağım sonuçta. Elbet bir düzen kurarım. Haklısın. Düğünümüze gelirsin ama değil mi? O nasıl soru? Tabii ki gelecek. Tabii gelirim. Gelmem mi hiç? Ama şimdilik benim vaktim daralıyor. Bir an önce gitmem gerek. İyi hadi gel bizi bırakalım hadi. Ay yok yok Ömer, hiç zahmet etmeyin. Ben taksi çağırdım zaten, giderim kendim. Defne, hakkını helal et olur mu? Helal olsun. Kendine çok iyi bak orada, tamam mı? Sık sık da ara, konuşalım olur mu? Tabii. Siz de arayın bak, unutmayın hiç. Annene de çok geçmiş olsun dediğimi söyle. Bir an önce iyileşsin de kavuşun siz de. Çok sağ olun. Ömer, ailen, sen o kadar iyi ağırladınız ki beni. İyi baktınız. Sen de hakkını helal et. Bak, asıl sen hakkını helal et. Gel buraya. Abi kolay gelsin. Gelsene benden bir Mithat. Ya sen utanmıyor mu abi duvarı bırak gitmeye? Ha? Babam geçmiş ocağın başına. Sen kendin gezmelerdesin. Bir senin ailen yok abi. Benim de halletmem gereken acil işler vardı. Bu mu acil iş? Evet abi bu. Bugün Seyran'ın doğum günü, benim bir hediye almam gerekiyordu. Bu kadar da olsun. Ya babam ocağın başına geçmiş, sen kendin kutlamalardasın ya. Öyle mi? Abi bak, ayıp oluyor. Sen ayıp edeyim Mithat. Benim ayıp ettiğim yok. İkimiz senden bir olup bir seydel olamadık. Bir de ben sağa güvenip abi düveni açtım. Abi bak uzattın, gerçekten uzattın. Mithat buradan bir yere ayrılma. Sorumluluğunu bil. Şimdi İkra'cığım bunları zaten Zeynep de biliyor ama şimdi bu yüksek dozlu antibiyotikleri biz reçetesiz asla satmıyoruz. Bunlar yüksek enfeksiyon hastaları için kullanılıyor. Reçeteyle verdiğimiz mutlaka reçete çıkmalı. Gül. Yok abi, şimdi olmaz. Hazır diyorsun. Akşamüstü getirin. Tamam. Tamam.
Alo dayı. Hazırmış. Akşamüstü getiriyorlar. Ama şöyle bir durum var. Seyran abla hala burada. Tamam aslanım, tamam. Ben Seyran'ı çıkarmanın bir yolunu bulurum. Tamam, gerisini hallederiz o zaman. Zaten İkra da burada. Okey o zaman. Tamam, çaktırmayın ama bir şey. Tamam mı? Tamam. Tamamdır. Bakımları da yapıldı. İyi, bırak duvara. Bahane edeyim. Akşam için özür dilerim. Fazla ileri gittim. Kalbini kırdım. Yani her şey bir anda oldu işte. Ne bileyim, üst üste gelince... Evlenmenin telaşı sarmış seni belli. Sevindiğinde ne edeceğini şaşırmışım. Az bir rahat ol ya. Her şey elbet düzenine girer. Kendi gibi olup delilenmenin ne faydası var ya? Sevincini yaşamayı öğren önce. Telaşına sonra düşersin. Ha. Başka bir derdin varsa söyle ki çare bulak oğlum. Baba. Söylesene oğlum, söyle. Halil abi! Seyit Ali. Halil abi, sen annemle evlenince ben sizde kalacakmışım. Sen de bahçeye sancak yapacakmışsın. Doğru mu? Tabii ki. Ya Halil abi ya. Ben balık beslemek istiyorum. Doğa evinin bahçesine... Bir tane havuç yapalım mı? Yakışıklı. Dağ evi değil o. Dağ evi değil. Bağ evidir. Dağda ne işleri var ya? Gel bakayım buraya. Gel, gel. Gel bakayım. Ne o, gene balkona çıkmışsın Halil'i görünce? Yok bir şey. Efendim Melek? Tamam. Tamam, geliyorum. Baba, Melek çağırıyor, ben gidiyorum. İyi, hadi bakalım, iyi. Albayım, daha mesain bitmedi. İşim var. Halil'le Melek akşam konakta nişan yapmışlar. Onun peşine düşeceğim, değil mi? Nasıl ya? Nasıl yani, bildiğin bayağı nişan yapmışlar ha? Zaten yüzükler takılmıştı. Niye bozuluyorsun ki? E bozulacağım ya. Beni biraz rahat bırak, tamam mı? Efendice, işinin başına geç, kimsenin hayatına burnunu sokma. Seninle uğraşmayacağım, yoruldum artık. Mezatlara gitmediğini de biliyorum. Bana yalan söyledin. Ümine çöküp nerede olduğunu sormayacağım. Nasıl olsa önüme düşecek ne halt ettiğin. Ah, ensendeyim ağabeyim. Nefes alırken dikkat et, boğazına kaçmayayım. Perdeler falan hep takıldı o zaman. Merak ettim. Şimdi güzel oldu mu? Renkleri istediğimiz gibi gelmedi ama bir bakarsın sen de. Başka neler aldın? Mutfak eşyaları gelecek diyordun. Geldiler. Geldiler de işte açmadım kolileri. Olsun, birlikte açarız yavaş yavaş. Halil, inanmıyorum. Ben neler yaptım? Hastanede neler söyledim Mirza'ya biliyor musun? Şimdi düşününce ne kadar mahcup oluyorum. Ne kadar üzdüm çocuğu.
bayağı ciddi ciddi vasiyet ettim ya bağ evinin bahçesine 7 tane selvi ağacı dikilsin ben ölünce diye. Bahar'a birlikte dikeriz artık. Bir de doktor o kadar güzel şeyler söylüyor. Ona bile inanmıyorum. İnsan işte böyle kötüyü takıntı haline getirdiği zaman bütün güzellikleri de kapatıyor kendisini. O kadar etrafında herkes iyi olacaksın diyor. Kimseye inanmıyorum. Ama ben bir karar aldım hani. Söz veriyorum sana. Yani başta kendime de söz veriyorum. Ben artık olumsuz düşünmeyeceğim. Hem artık sen varsın. Yanımdasın. Bundan sonra bizimle ilgili güzel hayallerimizi düşüneceğim. Ay Seyit Ali bir görsen maşallah bir lokmacıkla insan eline alıp sevmeye kıyamaz. Maşallah abla. Ay hala çok çer çöp gibiler. Çok zayıf kalmışlar değil mi ha? Olur mu öyle şey kızım? İkiz onlar. Aynı garında yattılar. Gelişiciler elbet. Ya sen onları 2 ay sonra gör bak nasıl tosun gibi olucular. Sen tasalanma. İnşallah. Senin neyin var Kadriye ya? Bir şey mi var senin? Ben seni iyi bıraktım ama böyle bir kötü gibisin sen. Hiç takatim yok. Benim haldan düşüverdim ha. Bir doktor çağırayım sana. Yok, yok. Kızım, sen yeni doğum yaptın. Normal. Kalkıp dolanmayacaksın, yatacaksın, dinleneceksin. Ay yok hala vallahi öyle yapayım da. Doktora da dedim zaten. Dedi iyisin dedi. Nasıl iyisem anlamadım. Ben hiç şey değilim yani. Kızım, üzme kendini. Ulan geç ya bak. Torunlarımız da alın evimize gelin. Ömerik misin? İnşallah. İnşallah baba. Baba, biz çocukların isimlerini koyduk. Konağa gidince kısmet olursa kulaklarına ezan okursun değil mi? Okurum sabahım. Haberimiz olsaydı bizim de bir fikrimiz olurdu ya. Neyse. Ne koydunuz isimlerini? Onu da Kadriye deyiver sana da. Şöyle yaptık. Kızımızın ismini Hafize Nur koyduk. Oğlumuzun ismi de Ali Osman oldu. Kızımızın adı rahmetli anamın adı oldu baba. Oğlanın adı da hem kayınbabamın adı var hem senin adın var onda. Kadri ortaya bir şeyler karıştırdı öyle işte. Sağ ol oğlum. Hafize ha? Pek güzelmiş isimler. Hayırlı ömürleri olur inşallah. Amin. Amin inşallah. Ay Allah. Allah evlatlarınla yüzünü güldürsün inşallah kızım. Ay hala. Ay ne gerek vardı, ne zahmet ettin. Adettendir kızım. Sağ ol halacığım. Oğlum, buna sen tak. Bunun biri Hafize'ye, biri de Ali Osman'a. Ay baba niye zahmet ettin ya, sağ ol. İşte. Kesenize bereket olsun. Allah razı olsun. Babacığım sağ olasın. Vallahi bana hiç bakma Kadriye. Ben yemin olsun telaşeden unuttum. Nasıl unuttun? O öyle son dakika olucu bir şey mi? Ha? Ben uzun zamandır hamileyim zaten. Ya insan en kötü gider yastıklarına takmaklık birer tane çeyrek alır gelir değil mi? Ya. Ha? Ayıp ama adet. Adettir. Olmaz. Ya böyle değer ya. Siparişini verdim ha. Almayı unuttum diye söyleyeyim sana ben. He. Tamam. Üzülme. Sıkma canını. Yani takarsın sen de. Halil. Ya biliyorum belki garip gelecek ama ben bu kata daha önce çıktım. Bu odanın kapısında durdum.
İçeriyi de biliyorum. Nasıl? Ne zaman gördün? Rüyamda. Rüyamda. Bak, söyleyeyim mi içeride ne olduğunu? Söyle. Şu taraftaki duvarda bir tane resim var. Benim resmim. Sen yapmışsın o resmi. Gerçekten. Gerçekten de bu oda. Burayı gördüm ben Ali. Bu nasıl bir mucize? Ben bu yaşadığımın adını bilmiyorum ama bizim aramızda gerçekten hiç kopmayan bir bağ var Ali. Görmesek de biliyoruz. Duymasak da haber alıyoruz. Bu başka türlü bir şey. Gönülden gönüle giden görünmez bir yol dedikleri bu galiba. Şuna bakar mısın? Bu rüyamda gördüm resmin aynısı. İnanamıyorum. Ama bu bizle ilgili. Hayır, ben bilmeden seni üzmüş olabilir miyim? Neden böyle buruksun sen? Yok. Yani ben de çok şaşırdım olanlara, gördüğün rüyaya, anlattıklarına. Beni ciddiye almıyorsun demek. Melek'le konuşunca anlarsın ciddiyetimi Halil Efendi. İdris. Buyur abi. Ben gidiyorum. Kenan abin sorarsa eve git dersin. Tamam. Neler aldın böyle para? Bunları hep yarım yarım takmışsın. İşte sana da söyledim ya, renklerini beğenmedim. Asarken de vazgeçtim. Beğenmedin mi? Ama güzel, bizim seçtiğimiz gibi işte. Güzel, yani biraz ton farkı vardı. Benim gözüme iyi gelmedi. Öyle mi? Dedim ya işte, bakarız sonra. Tamam, olsun Halil. Tamam, yani beğenmediysen değiştiririz. Neler aldın böyle bu kadar? O kadar ihtiyacımız yok dedim sana. Evet. Taşınırken mi oldu? Nakliye özensiz çıktı. Ben buna da çok sinirlendim aslında. Diğer kolilerde de var kırılmış eşyalar. O yüzden böyle görmeni istemezdim. Olsun. Hani bunlar telafisi olan şeyler. Önemli olan biz iyi olup, bizim huzurumuz yerinde olsun. Eşya bu. Tamam. Ben yarın çıkar çarşıya hallederim, tamamlarım ne eksiğimiz varsa. Şuradaki cümlelerin hangisine gereksiz bir ek kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var? Ama Mithat'cığım, daha çok erken, ben burayı bırakıp çıkamam ki böyle. Ya hayatım, elektrikçiler gelecekmiş, genel bir arıza varmış. Ya bina görevlisi aradı beni de, evde mutlaka biri bulunsun dedi. Sen gitsen. Dükkanda şimdi Mahmut abim yok, hastanede. Aksi gibi bir sürü de sipariş var. Ya sen bir saat sonra kapatacaksın zaten, kalfa bakıversin işte o sürede. İyi, tamam. Tamam, hadi. Zeynep. Benim çıkmam lazım. Nasıl yapalım? Tamam, ben idare ederim Seyran abla. Tamam. Ama bak, reçete falan gelince takıldığın bir olursa mutlaka beni ara, tamam mı? Tamam, peki. Tamam. Çocuklar, ben çıkıyorum.
Aa, tamam. Hadi görüşürüz. 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 Alo dayı, Seyran abla gitti. Şimdi biz de eşyaları çıkaracağız. Plan tıkır tıkır işliyor. Oh, hadi bakalım bunu da atlattık. Dolabı o dediğim yere koydur, tamam mı? Tamam tamam, merak etme. Tamam, koliyi açarken dikkat et, bir şey kırılmasın. Tamam ya, tamam. İkra da burada zaten. Biz hallederiz, merak etme. Tamam, tamam aslanım, sağ olasın. Hadi o zaman iş başına. Ben koliyi alıyorum. Tamam, ben de süsleri getiriyorum. Seyran abla bayılacak bunlara. Bence de. Ne kadar güzel bir ailesiniz. Nasıl seviyorsunuz birbirinizi? Sen bir de benim dayımla ilk tanışma hikayemi bilsen. Neyse, onu sonra anlatırım. Yine de birbirinize bağlısınız. Dayınlarla, kardeşlerinle. Çok şanslısın. Oğul, sen niye bir anda hüzünlendin? Ben öyle sizi ailece neşe içinde görünce biraz içim buruldu. Can. Sen de bu ailedensin artık. Herkes de seni çok seviyor. Eksik olmayın. Ama kendi ailem aklıma gelince hepsini kaybettim. Kerem. Ben abimi çok özlüyorum. Onu yetimhaneye götürdükleri an hiç aklımdan gitmiyor. O halini rüyamda görüyorum. O da beni özlüyor mu? Hatırlıyor mu? Bilmiyorum. Peki. Hiç haber almadın mı gittiğinden beri? Hayır. Eminim ki bu senin için çok zordur. Ama bak, artık biz varız. Burada da mutlu olabilirsin. Bak, eczaneye de başladın. Okula hazırlanıyorsun. Okul okuyacaksın. Bunlar güzel şeyler değil mi? Ya Nefis'e teyzeye bir şey olursa? O zaman ne yapacağım ben? Yine köksüz, bağsız. Nereye sığacağım? Biz varız artık yanında. Yani bir kardeşin olduğunu bilmek ama onun nerede olduğunu, nasıl olduğunu bilememek, onu görememek eminim ki çok zordur. Ama istersen beraber arayabiliriz. Gerçekten mi? Gerçekten. Sorup soruştururuz. Tamam. Tamam. Ama Nefise teyzeye söylemek yok, tamam mı? Onun üzülmesini istemiyorum. Tamam. Tamam, anlaştık. Kerem. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi gül artık biraz. Tamam. Teşekkür ederim Ali. Bugün için çok iyi geldi. Hava da almış oldum he. O eşyalar için de hiç canını sıkma, tamam mı? Tamam.
Birlikte ne varsa tamamlarız eksiklerimizi, ikimiz yaparız. Sen de kendine iyi bak, olur mu? İyi dinle. Mı geçiyorsun sen benimle? Ne işin var senin? Tutamayacağın sözler vermeyeceksin. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne dolanıyorsun etrafımızda bizim? He? Beceremediğin işlerin acısını benden mi çıkartacaksın? Hani çıkartacaktın o yüzüğü? Tutmuşsun bir de nişan yapmışsın. Para vereceksin o tapuları, anladın mı? Para vereceksin. Yazdığın sözleşmeye iyi bak Alpay. Evlilik şartı koydun o sözleşmeye. Evlendik mi? Hayır. Evlendiğim zaman istediğini alırsın ama şimdi değil. O çeneni kapatacaksın, anladın mı? Ne yani? Hayatın boyunca nişanlı mı kalacaksın Melek'le? Aklın sıra Melek'in etrafına dolaşacaksın. Çocuklarımı benden soğutacaksın, öyle mi? Buna izin vermeyeceğim. Giderken konuşurum Melek'le. Önünde Suda'yı sen git konuş. Bak konuş da ben ne yapıyorum sana, anlıyor musun beni? Ha? Duyuyor musun beni? Ha, bir konuş. Hop 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 hop. Hop Ali, Ali, Ali bırak ya. Bırak, tamam sakin. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ha? Alpay, neyin peşindesin gene? Hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi geldin. Neyin hesabını soruyorsun sen ha? Vermişsin talimatı itine, kurtarmaya mı geldin şimdi? Akıl hocana söyle, ipini sıkı tutsun. Sen ne demeye meleğin peşindesin? Sen beni mi takip ediyorsun? Hala ne derdin onlarla? Hı? Ne talimatından bahsediyor Halil? Talimat malimat yok ya. Çocuk rahatsızlanmıştı. Kendini iyi hissetmiyordu. Ona bakmaya gittim. Kendi kendine derlendi manyak. Nişanlandılar herhalde. Kıskandım artık. Ne yaptı bilmiyorum. Sana ne lan? Çocuklarınla konuştun. Hı? İyi olduğunu söylediler meleğin. Daha ne dolaşıyorsun etraflarında? İşine gücüne baksana. Belaya kaşınma Alpay. Mithat, gelmedi bu elektrikçiler. Koştur koştur getirdin beni buraya. Gülce'yi de almamışsın Banu'dan. Mithat. Ne bu hal? Beğenmedin mi? Yok, şaşırdım biraz. Gülüyorsun ama. Yani değişik geldi Mithat. Doğruyu söyle, olmamış değil mi? Beğenmedin sen. Yok yok, yani beğenmemek değil de ne bileyim. Pek tarzın değil ya. Nereden çıktı bu değişiklik? Yani öyle yolda yürüyordum, vitrinde gördüm. Beğendim, aldım. Güle güle kullan. Beğenmedin işte. Gülce'yi anlamışsın Banu'da. Beraber dışarı çıkarız diye düşündüm. Baş başa. Anladım.
Tamam. Ben hazırlanayım o zaman. Çıkalım. Sen de ceketi çıkar istersen. Ya gerçekten bak beğenmemek değil. Bir gözüm alışmadı Mithat bir. Çok tarzın değil ya. Tarzın değilmiş. Ve kız haklı. Tarzın mı var oğlum senin? Hocayla konuştun mu İhtisas için? Seneye gireceğim sınava bu yıl. Sıfırdan hazırlanacağım. Ben biraz kafamı toplarım, dinlenirim yani. İyi edik şimdi oğlum. Sınav telaşına hiç gerek yok şimdi. Ben de ev işini hallettim baba. Öyle mi? Tuttun yani. Evet baba. Ne diyeyim kızım? Allah huzuruna oturmak nasip etsin. Amin. Ne acelesi varsa. Yenge, bir eksiğin falan varsa biz hep beraber yardım ederim sana. Her şeyi kendin üstlenme. Tabii tabii. Sen ortada bırakıcı giderik ya. El birliğiyle kurarık düzeninizi. Sağ ol baba. Biz annemle birlikte kalacağız zaten. Defne'yle konuştum. Eğer validem uygun görürse evlenince biz seninle yaşamak istiyoruz. Çok sevinirim anne. Yani Defne de kabul ettiyse benden mutlusu yok o zaman. Ben yarın alışverişe çıkacağım ev için. Diyorum ki Defne'yi de arayayım. Onun zevkine göre olsun bari. Olur olur. İyi düşünmüşsün Ömer. Hem annen de yalnız kalmamış olur. Koskoca konağı bırakıp bir apartman dairesinden mi sığışacaksınız şimdi? Ya etme Zümrüt Allah'ını seversen ya. Bırak çocuklar nasıl rahat edicilerse öyle ya. Yeter ki ağızlarının tadı yerinde olsun. Evi büyük tutaydın kızım bari. Ferah mı? Ferah baba. Gayet geniş. Hey. Ziyade olsun. Ben doydum. Biraz odama geçeyim. Afiyet olsun anne. Afiyet olsun. Ben de bir kahve yapayım o zaman hepimize. Göz göre göre gitmelerine müsaade mi edeceksin? Kulçuğu iş mi bu? Bir de önlerine düşüp el vericim değilsin. Ya ne edeceğim ya? Anne ol karar verikler. Ne demek ne edeceğim? Sen bu ailenin büyüğüsün. Bir şey yap et bir şey de gitmelerine müsaade etme. Gitmeyin deyici yüzüm yok. Bunun sebebi de sensin. Ya ben istemem mi gelinim torunum kanatlarımın altında olsun ya? Ama sen kimseye huzur vermeyin ki. Maşallah sayende yanımızda yerimizde kimse kalmadı bak. Demek öyle. Sebebi benim. Tez vakit Rabbim canım alsın inşallah da. Geniş geniş oturun. Nasıl yani? Ben şimdi senin annene ciddi ciddi eşya mı bakacağım? Evet Defnem. Yani senin beğendiğin olsun istiyor. Sonuçta o eve gelin olacak kişi sensin. Yani sonra yok ben o eşyayı beğenmedim, bunu beğenmedim diye lütfen arıza çıkarma bana. Allah Allah, ben niye arızaya bağlayacakmışım? Ha. Beyin bilir diyorsun yani, öyle mi? Neden her şeye sen karar veriyormuşsun? O zaman müstakbel kaynananızla buluşup gereğini yapacaksınız Defne Hanım. Olur Ömer Bey, peki öyle buyurduysanız öyle yaparız. Evet, öyle buyurdum. Tez vakitte kayınvalidenle buluş, gereğini yap. Zevciniz olarak ben de gerekeni yapacağım. Zevci? Zevci olmasın o hani hanım. Hayır hayatım yani zevci ben oluyorum, sen zevci oluyorsun. Çalışıyoruz zaten bunları merak etme. Bilmiyorum bu aile rütbe işleri iyice kafamı karıştırdı benim. Hmm, öğreneceksin. Her türlü öğreneceksin Defne Hanım. Sana adab-ı muaşeret kitabı alacağım. Tez ezber edip yanıma geleceksin. Öyle mi? Paşa dedeme söylersem o kitabı kafanda paralar ama. Paşa deden vallahi paralar. Akşam akşam getirdin bizi buraya. Nerede düşürdün kimliğini hatırlıyor musun? Ya dükkanda yok, arabada da yok. Yani kesin buradadır. Yani inşallah buradadır Mithat. Mithat?
güzeller. İyi ki doğdun sevgili karıcığım. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Hep sev. Sadece sev. Sen benim nefesimsin, dünyamsın. Ben de seni çok seviyorum. Her geçen gün iyi ki seni sevmişim, iyi ki seninle evlenmişim diyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama ceket pek olmadı değil mi? Yok bir tatlı. Ya bu nereden... Nereden buldun? Ben üniversitedeyken bunları müzelerde görürdüm. Hayalimdi bu benim. Bir gün bir eczanem olunca böyle bir köşem olsun diyordum hep. Nereden aklına geldi bu senin? İnsanın bu kadar işini seven bir karısı olunca düşünmek çok da zor olmuyor. Her zamanki gibi yine beni yüreğimden yakaladınız ve mutlu ettiniz. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Dilek tuttun mu? Defne, sen iyi misin kızım? Bir şey canı sıkkın değil, değil mi? Anne Ömür aradı az önce. Yarın Nidan teyze yeni evi için eşya bakmaya gidecekmiş. Benim seçmemi istedi. Gelin gideceksin ya kızım o eve. Nezaket etmiş sana bildir. İyice ruhludur. Çok şanslısın Defne. Çok iyi yürekli bir kayınvaliden olacak. Birlikte tatlı tatlı yaşayacaksınız. Ömer aslında ayrılmak istemiyor konaktan. Ama annesini kıramadı. Emin ol kızım, onun için de bu kararı almak hiç kolay olmamıştır. Aynen. Zaten Zümrüt teyzeyle aynı çatı altında kalmak, ne bileyim, kabus gibi geliyor bana. Yani kendimi onun aynı evde hayal bile edemiyorum. Defne. Aman kızım. Sen sakın saygıda kusur etme, değil mi? O senin büyüğün. Tamam anne. Ama ben zaten artık bundan sonra bize karışacağını düşünmüyorum. Benim küçük kızım büyümüş de müstakbel kayınvalidesiyle eşyalar bakmaya mı gidecekmiş? Anne tamam deme öyle. Olsun kızım. Ne olacak? Gelin olacaksın. Seni beyazlar içinde gelinliğine göreceğim. Kendi evini kuracaksın, kendi düzenini kuracaksın sonra. Allah'ıma şükürler olsun. Bana bugünü gösterdi ya. Hani bir şey isteyebilir miyim senden? Kızım söyle. Ama yorulmayacaksam ve kendini iyi hissediyorsam. Yarın benimle alışverişe gelir misin sen de? Yani yanımda olur musun? Tabii ki gelirim Defne. Tabii ki gelirim. Sen nereye istersen gelirim ben seninle. Ben hiç bırakır mıyım seni? Ay 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 ay. Ay Defne, ben nasıl ayrı duracağım senden kızım? Dede, bunlar çok tatlı, çok seninle.
Daha el kadar familiar onlar. He ya, el kadar. Ama bir görsen öyle tatlılar ki. Al bakalım. Bunlar da sana hala anne diyecek mi? Sen istersen hala anne derler. Ama önce bir büyüsünler, sen onlarla konuşursun. Karar verirsin ne diyeceklerine. Sen de onlara oyuncak yapacak mısın? Yok kuzum, yok denesin aslanı. Ben oyuncağı bir tek sağa yapacağım. Ama bunlar bebek ya. Çarşıya gidip bebek oyuncaklar alırız, onlar da oyalanır. Ama sen büyüdüğünde ona vermek istersen sen bilin tabii. Belki. Ama anne verince ben bu oyunda kalacakmışım. Siz hep onlarla oynayacaksınız. Bu ne ya? Ben buradan gitmeyeceğim. Yok öyle bir şey kurban oldum. Sen hem burada kalacaksın hem annenin evine gideceksin. Bak bu kocaman ev hem senin hem de senin kardeşlerinin. Hani sen kardeşim deyin ya, kardeş olmak ne demek? Pay etmek demek. Önce oyuncaklarını pay edeceksin, sonra da aha bu lokmaları pay etmeye başlayacaksın. Öyle olursa sizler birbirlerinize kol kanat gelerseniz çok kuvvetli, çok güçlü olursunuz. Deden doğru değil. Hem sen onların büyüğü olursun, onlara iyiliği, doğruluğu anlatırsın. Bildiklerini öğretirsin. Hı hı. Belki sen onların isimlerini bileyim mi? Geliyor, hazır mısın? Birinin adı Hafize Nur. Neymiş? Hafize Nur. Peki, öbürünün adı ne? Ali Osman. Yani senin adaşın. Biz seninle adaştık. Şimdi onunla mı adaş olacaksın? Yok, öyle değil. Senin adın dedenin adı, yani Seyid Ali. Öbürsü Ali Osman, yani başka. Hem dedesi. Tabii. Benim madacığım sensin. Sen de hem Seyit var hem Ali. O Ali Osman. Başım mı dönüyor? Tuvalete kalk değil mi? Başım, ay nasıl dönüyor çok? Başım mı dönüyor çok? Dur. Hemşire hanım! Hemşire hanım! Ne oldu? Ya Kadriye bir fenalaştı bizim, ya bak hele. Kadriye Hanım? Kadriye Hanım iyi misiniz? Ay çok kötü. Şöyle uzanın, uzan. Tansiyonu çıktı herhalde. Ben bakayım. Tuvalete diye kalksaydım. Hı-hı. Başım. Şöyle bakalım. Kontrol edelim. Siz sakin olun, tamam mı? Çok fena başım. Dur konuşma sen. Konuşma sen, tansiyonu ölçüleyim. Yani bir şey yok görünüyor ama. Ay yani... hiç iyi değilim. Hiç. Yalan mı söyleyeyim ben? Hiç iyi değilim. Allah Allah. Ben bir de doktorunuzla görüşeyim. O size dönüş yapar zaten. Tamam. Vallahi iyice sorarsanız çok seviniriz ya hemşire hanım. Gel şöyle biraz dinlen sen. Gel. Dur. Yavaş. Ay, Fırma çok bir şey isteyeyim mi? Söyleyeyim mi sana? Ay benim ki. Şimdi bak elimizde bazı veriler olması lazım. Ona göre ihtimalleri soruşturacağız. Tamam. Ben de sana aklıma gelen şeyleri söylerim. Tamam. O zaman... Abinin götürdüklerini kaç yaşındaydı? Yani hayal meyal hatırlıyorum. Mehmet dadan beni yanına aldığında ben 5 yaşındaydım. Abim de 6 yaşındaymış demek ki. 6 yaşında. Nerede yaşıyordunuz? Urfa. Hiç haber almadım dedin. Ki orada hatırladığın akraban falan var mıydı hiç? Kerem, biz boşuna mı çabalıyoruz? Ya dur. Dur, daha yeni başladık. Hem ne çabuk vazgeçtin sen. Ayrıca zaten senin motton değil miydi? İyi düşünelim, iyi olsun. Tamam mı? Ben öyle bırakmak yok. Evet,
Hatırladığın akraban var mıydı? Merhaba. Nasılsınız? Ay. Ay. Kızım, bu çekik seslerini. Oh. İnan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş bulduk. Nasılsın Vildan? İyiyim, iyiyim. Ya biraz daha özledin ya bizi. Hemencecik ayaklanıp gelmiş. Ama çok özledim Vildan. Ben iyi hissediyorum kendimi, merak etmesin. Hem çalışmayı, burada olmayı da özledim. İyi gelecek. Sen iyice bir toparla da biz gene bol bol çalışırız beraber. Oo. Ya locada meleğin sesini özlemiştim. Hele hoş geldin. Erdo'cuğum. Ben de senin çayını özledim valla. Boştaysa alayım mı birini? Lütfen buyur, afiyet olsun. Oh. Defne, sen de hoş geldin. Hoş bulduk Mirza abi. Halil abi. Hadi gel, seni almaya geldik. Hayırdır ya? Düğün alışverişi Mirza. Birkaç parça eksiğimiz vardı böyle, onları tamam edelim dedik. Bir de zaten yeni evleneceklerin de eksiği hiç bitmezmiş. Biliyorsunuz yani. Değil mi Melek? Önümüzde bir de çifte düğünümüz olduğunu varsayarsak. Evet, evet. Maşallah. Hadi ben çantamı alayım da. Çıkalım ha? Çıkalım, gecikmeyelim. Melek, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben gelmesem siz hanımlar kendi aranızı halletseniz ha? Nasıl? Olmaz Halil abi, olur mu öyle şey? Ya bak, Ömer de gelecek bizimle. Sen de yalnız bırak. Yani çocuklara öyle göz oluruz Halil. Biz de bakarız. Rafık. Neydir ya? Hiç anlatmayın. Ne yaptınız akşam? Seyran beğendi mi? Beğendi, beğendi. Çok mutlu oldu ama... Ama ne? Bu ceket işi pek olmadı ya. Hadi ya. Beğenmedi ha? Ya beğenmedim demedi de... tarzım değilmiş. Ya aslında beğenmemiş de... hani nazikliğinden diyememiş. Neyse ne işte Zeynep. Sonuç olarak olmadı yani. Yahu rahat ol. Merak etme. Senin tarzında bulacak. Kendiminkini buldum diyorsun yani. Kesinlikle. Neyse, hadi kolay gelsin. İdris. Buyur abi. Alpay ne zaman ortadan kaybolmuştu? Meleğin hastalandığını öğrendiği zamandı sanki. Galiba abi. Bir de hatta orada telefonda sürekli Halil'le falan konuşuyordu. Tahlil falan yaptırdı dedin. Evet. Ne tahlili yaptırmış öğren bakalım. Kimlik numarasından buluruz herhalde. Bir bakayım abi. Yani akşam çok uğraştırdı bu beni. Tutukluk falan yapıyor. Bir baksak, değiştirsek olmaz mı? Tabii. Biraz sizi bekleteceğim. Hemen bir bakalım. Tamam. Ali, bu desenler de güzel ha, bak. Ama bunlar da galiba oldu sandık. Yok ama aslında dümdüz, hiç desensiz de. Kolay gelsin. Merhaba. Sağ ol. Nasıl oldun? İyi görünüyorsun gerçi. İyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol. Alışveriş yapıyorsunuz ha? Evet öyle. Birkaç parça bir şey bakıyoruz. Aa! Herkes buradaymış. Merhaba Vildan Hanım. Merhaba. Malum işte bizim de yakında düğünümüz var. Böyle hep beraber çıkalım da eksiklerimizi tamamlayalım dedik. Ha. İyi yapmışsınız ama o eksikler hiç bitmiyor ki. Ay, tam evleniyorsun, mutfağa bir giriyorsun, tuzluk yok. En basit şey, tuzluk yani. Peki. Görüşürüz o zaman. Kolay gelsin. Abi. Vay.
yakalım içim. Çok yakışmıştın. Çok sağ ol abim ya. Öyle bir değişiklik yaptım ben de. Abi, ben de senin yanına geleceğim. Mithat hediyeyi vermiş. Seyran yenge de beğenmiş. İyi, sevindim. Abi, aman diyeyim bak aramızda kalsın. Senin adın çıkmasın ortaya. Ben var ya bu sefer Mithat'ın yüzüne hayatta bakamam ya. Hem bak sonra seninle de aramız bozuldu diye. Aman abi ya. Rahat olun oğlum. Kimse bilmeyecek. Oh be abi. Hayırlı işler. Müzile, hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin sana. İyi günler bacım. Sağ ol abiciğim. Zeynep, sen ne ettin böyle kendine? Vallahi şeklin şemalin değişmiş ha. Artık böyle. Yani böyle seyyar damat gibi iş tutmak zor olmuyor mu? Böyle keşke günlük bir şeyler giyseydin çalışırken. Niye? Böyle çalışsan ne olur ki? Yani Zeynel, bunlar düğünde davette giyilir. Baharatların içinde yazık etme, takmıyorum seni. Hanımım, şimdi çektirdim kahveyi. Taze taze yapayım dedim. İyi etmişsin. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Bir şey mi diyeceksin sen? Çarşıda Bildan Hanımları gördüm. Bileyim, bileyim. Defne ile eşya alışverişine çıkıcıylardı. Halil Bey ile Melek Hanım da vardı yanında. Düğün alışverişine çıktılar herhalde. Neyse. Bildan Hanım eşyalarını toplamamı söylediydi. Ben onları halledeyim. Bırak, bırak. Toplama bir şey. İki iş olmaz. Naz da yerine yerleştirici. Sağ ol oğlum. Sağ ol bacım. Telefon çalayım. Hayırdır inşallah. Bunlar beni ne yarasın ki? E bak. Buyur kızım. Beyim, Zümrüt Hanım fenalaştı. Ney? Ne diyorsun sen ya? Tamam kızım, tamam. Kapat, ben geleyim, tamam. Hayırdır Cumali, ne oldu? Zümrüt fenalaşık ya. Tabii geleyim. Ben de geleyim. Yok ya, ben haber ederim sana. Dur hele, dur. Ne dedim? Bundan böyle kafana göre kasadan para almak yok. Aydan aya maaşını bileceğim. Hesaplarını ona göre yap. Gene iyilik ettim, sigortamı en yüksekten başlattım. Sağ ol be. Sen beni yok etmeye çalışıyorsun yani. Yok etsem böyle yapmam ki. Püf derim, yok olursun zaten. Yaşatmaya çalışıyorum. Hesabını, kitabını öğrenmen lazım. Kalp ilaçlarını alıyor değil mi düzenli olarak? Alıyor doktor bey, alıyor. Çok dikkat eder sağlığına o. Birkaç tetkik yapsak iyi olurdu ama hastaneye gitmek istemedi. Ben mi konuşayım? Şu an zorlamayın. Kendini toparlasın da eğer tekrar ederse getirirsiniz hastaneye, ileri tetkik yaparız. Sağ olun doktor bey, sağ olun. Ben ilgilenirim hocam. Bir şeye üzülmüş galiba. Seninle konuşmak istedi Ömer. Babaanne. Nasıl oldun? Daha iyi misin? Tepsimin için. Hı. Sen benim oğlumda da emanetsin. Canım canısın. Ne olursa olsun. Sağ gönül koymam. Koyamam. Biliyim değil mi? He, biliyim. Bu ev benim ocağım, benim yuvam, içinde nefesimi aldım. Ben çok genç geldim bu eve. Defne'den bile gençtim, bileyim mi? Sonra dedenle yıllarca aç gün, tatlı gün yaşadık gittik.
Evlatlarımı bu evde doğurdum ben. Senin sevincini bu evde yaşadım. Şimdi sen gidersen Maria, ben hiç olurum. Ha yüreğimi hançer saplamışsın, ha buradan çekip gitmişsin. Aynı şey, aynı acı. Ölsem daha iyi. Hiç değilse yokluğunu, hasretini içime çekmem nefes diye. Aman annem, etme böyle. Etme ne olur, kurban olayım, etme böyle. Ben ne hayaller kurdum, ne hayaller kurdum. Ömer'im evlenir dedim. Mürüvvetini görürüm dedim. Ömrüm oldukça bu çatının altında beraberce yaşar gideriz dedim. Hem sabaha söz verdin. Söz verdim bana gitmeyeceğim dedin. Seni mi başına koymayacağım, seni bırakmayacağım dedin. Söz verdim bana. Babaanne, biz... Ben Defne ile yüzüklerinizi taktım. Nasıl ilkbaharda beklemeyin gari. Bakarsın ömrüm yetmez. Göremem. Anana söyle. Gitme burada. Sen Defne'yi istedin. Bir an evvel kuralım dündüz. Evlenim. Defne benim başımın üstünde. Gitmeyin buradan. Doktor hanım, az daha kalıcım değil mi burada ha? Sonuçlarınız gayet iyi. Kalmanız gerektirecek bir durum yok Katya Hanım. Gidebilirsiniz. Ama doktor hanım, ben çok halsizim, ben çok hastayım. Daha kalmam lazım, çıkamam hemen. Zor bir gebelik geçirdiniz, bebeklere üzüldünüz. Ama eve gittiğinizde hepsi geçecek. Taburcunuzu yazdım. Geçmiş olsun. Doktor hanım, ne olur bak beni. Bak beni bebeğin elinden ayrı koymayın, ne olur doktor hanım. Kadriye Hanım, bebekleriniz emin ellerde. Sorun yok, merak etmeyin. Eve gidebilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol Duran. Sağ ol. Bebeklerimi almadan şuradan şuraya gitmeyeyim. Bak gör, bunlar odadan çıktı dediler, hastaneden çıktı dediler mi demediler. Demediler, gitmeyeyim. Bebeklerimi almadan şuradan şuraya gitmeyeyim. Burada kalın diyor babaannem. Hemen evlenin diyor. Çok ağladı Defne. Siz buradan giderseniz ben ölürüm diyor. Ne yapacağız peki şimdi? İnan bilmiyorum. Ya şimdi gitmeyeceğim desem annem çok üzülecek. Kaldım ikisinin arasında ben de. Sen de istemiyorsun burada kalmayı. Haklısın. Haklısın da ne yapacağım ben şimdi bilmiyorum ki. Ömer. Senin üzülmeni, arada kalmanı istemiyorum, evet. Ama ben burada babaannene nasıl yaşarım, ne yaparım bilmiyorum. Biraz korkuyorum. Niye korkuyorsun? Bak yüzüklerimizi kendi taktı. Eskisi gibi bir inadı yok. Hemen evlenin dedi. Hem annemle dedem burada. Yani emin ol böyle bir şey olmasına, seninle uğraşmasına izin vermez. Tamam. Tamam, sen nasıl mutlu olacaksın öyle yapalım. Gel buraya gel. Sen yeter ki üzülme. Ben başımı göğsüne yasladığımda nerede olursak olalım, orası benim yuvam olur. Bana fark etmez. Ama anneme dedeme hemen evlenmemiz gerektiğini nasıl söyleyeceğiz? Merak etme. Onlar aralarında konuşup anlaşırlar. Ama sen de beni anlıyorsun değil mi? Yani babaanneme bir şey olsa ben biliyorsun dayanamam. Madem bu kadar istiyor, görsün bir üretimiz. Vallahi Defne ile Ömer evlilik hazırlıklarına başlamışlar bile. Vildan'la Melek de başlarında durmuş bunların. Alışveriş yapıyorlardı yani. Ne evliliği ya?
Melek de hastaneden yeni çıktı. Çıkar çıkmaz Defne'nin derdine mi düşmüş? Oho, boş versene. Melek bir heyecanlıydı ki. Hiç hastalık falan kalmamış. Kahve çok uzunmuş. Afiyet olsun. Bence biliyor musun? Bu Seyit Ali'nin sünnet düğünü gibi olacak. Hiç seni falan aramayacaklar yani onlar. Yok canım, o kadar değil. Beni çağırırlar ya. Defne beni çağırır düğününe. Ay Defne, yani seni kız istemeye çağırdı mı Alpay'da Allah aşkına yani? Düğüne çağıracak. Yani ben boşa umutlanma diye söylüyorum. Yanlış anlama sen beni. Ya Defne bana onu anlattı. Aniden gelişen bir olaymış. Defne beni düğününe çağırır mutlaka. Hem bu aralar gayet iyi konuşuyoruz. Yani aramız kötü değil. İyi tamam ya. Alpay benim... Yani hiç aklıma gelmedi ama... Halil de oradaydı. Yani ben yanlış anlamış olmayayım. Belki de onlar evleneceği için alışveriş yapıyorlardı yani. Aa! Hiç aklıma gelmedi. Vallahi böyle de olabilir. Yok canım. Onlar evlenemezler. O kadar kolay değil. Niye evlenemesinler Alpay? Hani niye evlenemesinler? Nişan yapan insan nikah da yapar yani. Hiç bunu düşünmemiştim. Yani şimdi sen deyin ki bu çocukların düğününü hemen yapalım. Hiç beklemeyelim. Ha Cumal? Her hafızım öyle diyeyim ya. Zümrüt'ün halı perişan. Birden kızımla Ömer evden gelici değil. Canı gitti. Yıkıldı kaldı, çöktü, yatağa düştü. Doktor tansiyonu yüreğine vuruk değil. Allah etmesin bir şey neyim olur. Allah korusun. El birliğiyle ağız tadıyla düğünümüzü kurarsak dirliğimiz de yerine gelir. Zümrüt'ün sızlanmaları da biter şükür. Zatı Ömer de dediydi askerden gele gelmez Defne'yi alacağım diye. Geldi işte. Daha ne bekletecek çocukları? Hastalıktı, hafıza gidikti, bir sürü keder yaşadık. Neticesi sevinç olsun artık ya. Vildan kızım da gelinle beraber evde kalır artık inşallah. He kızım? Şimdi Cumali amca, hani hiçbir hazırlığımız yoktu bizim. Böyle nasıl olacak aceleyle? Vallahi baba, ben de öncelikle isterim ki Defne kızımızı şanımıza yakışır bir biçimde evimize gelin getirelim. Yani Melek haklı. Gereken neyse yapacak elbet kızım. Siz de anaları olarak el birliğiyle eskilerini tamamlarsınız bir avazda. Biz de atalarımızdan gördüğümüz gibi bir düğün kurarız hep birlikte. Ha Seyit Ali? Bana bak Halil Efendi, madem evlilik hazırlıklarına başladın, demek ki bazı şeyleri göze alıyorsun. Bizim şu tapu işine de bir at istersen ya, ha? Ha bu arada seni ihtiyara da söyle de sürpriz olmasın ona erken emeklilik. Duyuyor musun beni? Sana yok öyle bir şey dedim. Kendi kendine kuruntu yapıp beni arama artık. Sözleşmede ne yazdığını okuyunca hadi herif. Alo. 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 Kimle konuşuyorsun sen? Ya ver şunu ya, ver şunu. Bir dakika, verir misin şunu bana? Bırak. Ne bu? Ne bu, anlat bana. Çocuklarımın ve bizim geleceğimiz. Herkes kendi kafasına göre iş yapacaksa bedelini ödeyecek. Alpay saçmalama. Ne anlaşması bu Allah aşkına? Ya Melek'le Halil'in evlenmesinden sana ne, delirdin mi sen? Yo, gayet mantıklıyım. Ay bu nasıl bir anlaşma, saçmalama. Bu resmen bir zorbalık. Sen Halil'in her şeyini elinden alıyorsun. Nasıl imzalattın bunu? Tehdit mi ettin adamı, ne yaptın? Tehdit falan yok. Tamam mı? Bana güven, gerisini de sorgulama. Bu çocuklarım ve bizim geleceğimiz için bir anlaşma. Ne anlaşması Alpay? Ne anlaşması? Adamın malını mülkünü elinden alıyorsun, adam da buna razı oluyor ve bunu imzalıyor, öyle mi? Evet. Nasıl imzalattın bunu? Açıkla. Açıkla Alpay. Yemin ediyorum şunu paramparça ederim şimdi. Tabii tabii, çok güzel. Parçala da böyle dımdızlak ortada kalalım. Tabii. Bak bugün Kenan bana ne verdi. Al bak. İşe giriş belgesi. Bundan böyle 3 kuruşa yanında eleman gibi çalışacağım. Yoksa hayat artık bitti Funda Hanım.
harcamalarınıza dikkat edin, tamam mı? Ben o dükkanın artık ortağı değilim. Bir elemanıyım. Onun için ver şu kağıdı bana, ben de gereğini yapayım. Bak yarın öbür gün doğuracaksın. Ben de çocuklarımın geleceğini kurtarayım. Ver şunu bana. Gene Melek var yani işin içinde. O evlenmesin diye nasıl bir pazarlık yaptın anlamadım yani. Melek benim umurumda mı sanıyorsun sen ha? Melek benim umurumda bile değil. Halil'e vurabileceğim tek şey buydu. Bu. Yok yani benim aklım mantığım almıyor bunu. Yani Halil sadece Melek'le evlenmek için bütün parasını, pulunu, babasının dükkanını, her şeyini sana verdi ve bu kağıda imza attı, öyle mi yani? Neden? Sebep ne Alpay? Bak eğer açıklamazsan ömrümün sonuna kadar seninle tek kelime etmem. Özür dilerim annem. Senin de ayrı eve çıkma hayalin suya düştü benim yüzümden. Yok be anneciğim. Siz Defne ile mutlu olun da o yeter bana. Hem inanır mısın ben de ayrılmak istemedim. Yani kendimi başka bir çatı altından eminim hiç düşünmedim. Burası benim de evim annem. Ben de burayı hep evim bildim. Ama işte biliyorsun babaannenin zaten baskıları olmasa ayrı eve çıkmayı düşünür müydüm hiç? Biliyorum. Biliyorum. Ama bak konağa yeni gelin geliyor. Hı. Bak göreceksin her şey farklı olacak, söz veriyorum sana. Olacak anne. Ama illa dersen ben ayrı eve çıkmak istiyorum. Çıkarırım biz de sana sürekli gider geliriz. Asla anneciğim. Ben ne Defne'yi ne seni burada bırakıp gitmem. Ben de kalacağım. Kal tabii. Demek konağa gelin geliyor ha? Vallahi gelin geliyor. Güzel oğlum benim. Düzelt oğlum güzelce. Bakayım. Oh, benim oğlum da çok yakışıklı oldu Kerem. Anne, benim ikizim şimdi bayağı gelin oluyor değil mi? Çok fena oldu. Ben teke düştüm şimdi. Fena boşluktayım. Oğlum şu yüzün biraz gülsün bak kardeşim. Ne mutlu günü. Böyle yapacağım. Herkes Kerem çok mutlu diyecek. İyi mi oldu mu? Serseri misin sen? Serseri misin? Lütfen gülümser misin Kerem? Lütfen bak. Heyecanlı kardeşin de. Hadi.
annem gel bakayım. Gel bakayım sana. Cide annem benim, bir bakayım Defne'm sana. Anne. Anne ne olur tamam ol ama bak ağlatacaksın şimdi beni. Yapmayın ya. Ben de ağlayacağım. Benim de makyajım bozulacak şimdi. Vallahi böyle böyle ben de ağlayacağım. Yapmayın. Sarılmayacak mısın ikisine? Teşekkür ederim. Daha hazırlanmamışsın bile, geç kalacağız. Gelmeyeceğim Alpay, gelmeyeceğim. Funda yapma böyle ya. Ya ben sana seninle konuşmayacağımı söyledim Alpay. Tamam bana küstün. Farkındayım. Ama bugün benim kızım evleniyor ya. Yanımda olmanı istiyorum. Hadi. Vallahi ben benim arkamdan işler çeviren bir insanın yanında olmak istemiyorum. Anladın mı? Alpay Yıldırım. Benim. Kağıt. Aile Mahkemesi mi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Senin niyetin ne? Boşanıyoruz. Boşanıyoruz. Yani... İki küslük diye ailemizi, yuvamızı mı yıkacaksın? Ailemizi, yuvamızı. Benim arkamdan gizli gizli işler çeviren bir adamla yuva falan istemiyorum ben Alpaycığım. Senin bu saçma sapan işlerinden çok sıkıldım, çok yoruldum. Kaç defa söyledim ya. Ve bu evliliği bu şartlarda devam ettiremeyeceğim. Kusura bakma. Ya Funda ne olursun ya. Ne boşanması Allah aşkına? Bak ben sana bir söz verdim. Geleceğimiz için mücadele edeceğim dedim. Bak şimdi bir de çocuğumuz olacak. O çocuk olmayacak. Ben yarın için doktordan randevu aldım. İnanmazsan ara sor. Ya neden? Neden ama ya neden? Ben bu kadar çaba gösterirken sen nasıl bizden vazgeçersin? Mesela bana dürüst olmadığın için olabilir mi? Ben sana ne yalan söyledim Allah aşkına? Ben sana her zaman için dürüst oluyorum. Daha ne yapayım istiyorsun? Ya Halil'i neyle tehdit ettin Alpay? Onu söyle. Thank you.
Allah bahtiyar etsin kızım. Yuvandan mutluluk, neşe eksik olmasın. Daim olsun. Ben misafirleri karşılayayım. Ben de gideyim. Ya of. Bayağı ciddi ciddi gidiyorsun yani. Ben kimle kavga edeceğim? Dede haksızlık bu. Ben kimle didişeceğim ya? Ya haksızlık bu dede. Gittim ben. Hadi oğlum. Nasıl olmuş dedesi benim kızım? Maşallah benim kızım. Bahşiş olmadan kalkmam Cumali dedi. Dedem öyle dedi. Bana ne diyorsun ya? Damat ben miyim? Damat daha burada. Geleni yapacaksın artık. Geleni yapacağız. Lena. Al bakalım küçük Seyit Halim. Gel bakayım. Kızlık, bu da sana gel. Tamam herhalde. Yok, tamamlamadık. Şimdi asıl bahşişi ben alıyorum. Çünkü ikizi benim. E tabii ikiz olunca da tarife değişiyor, çift yazıyor. Hani ben haber vereyim, onu da aradan çıkaralım, halledelim. Çift, çifte benim gücüm yetmez dede. Haberin olsun. İkiziydiniz değil mi siz? Evet. Al bakalım. Kurtarmaz o bizi. Dede, kurtarmaz. İkiz tarif edeyim yani. Ver. İyi hadi olsun bu. Hadi bıraktım.
kızımız onca Allah'a. Sonra da sağ emanet. Birbirinizi daim sevin, sayın. Yolunuz bahtınız açık olsun. Hadi. Gerçeği merak ediyorsun. Meleğin donörü benim. Ne? Mesut'a gitmedim. Kenan'ın da haberi yok. 5 gündür hastanedeydim. İşlemler için. Alpay, Melek biliyor mu? Hayır tabii ki. Gizli işler bu işler. Bak, elime bir fırsat geçti. Denedim, tuttu. Halil'in karşısına dikilip bu fırsatı değerlendirdim. Meleğin hayatına karşı kendi hayatımızı garanti altına aldım. Çünkü Halil Melek'ten vazgeçemez. Sen Halil'i bununla tehdit ettin abi, öyle mi? Yani düşünsene, onlar evlenecekler. Handaki dükkan benim üstüme, konakta senin üstüne olacak. Kimseye eyvallahımız olmayacak, Kenan'a bile. Anladın mı? Vereceği 3 kuruş maaşa bile. Yok ben. İnanamıyorum. Abla inanamıyorum ya. Sen Halil'le bunun için pazarlık ettin yani. Evet Funda Hanım. Aynen öyle yaptım. Çünkü düşünmek zorunda olduğum güzel bir karım ve doğacak olan bir çocuğum var. Ben karımın konaklarda yaşaması için hayaller kurarken eğer o beni boşuyorsa, o zaman yapacak bir şey yok. Ben kızımın nikahına gidiyorum. Sen istediğini yapabilirsin. Ah Fidan Hanım, ah. Biz de usta ereceğiz inşallah. İdris. Buyur abi. Kimin bu çanta? Alpay abinin. Benim dükkanımda benden gizli ne tutuyor bunun içinde? Aç şunu. Testini yaptırmış ki.
İyi günler, ben bir şey danışacaktım. Buyurun. Bu organ nakliyle ilgili prosedürü öğrenebilir miyim? Yani biriyle uyumlu çıkınca ne oluyor? Hasta gizliliği gözetilerek verici olacak kişinin hastaneye yatışı yapılıyor. 5-6 gün tetkikleri, kontrolleri sürüyor. Beş gün kalacak. Kafa dinleme hesabı. Böyle insanlara uzak bir yer olsun, tamam mı? Tamam, sen bulduğun zaman bana haber verirsin. Abi görüşürüz. Ne iş? Abi şey, Alpay'ın bir işi vardı da onu çözüyordum. Alpay mezata falan gitmemiş. Evet abi, gitmedi. Kafasını dinleyecek birkaç gün bir yerde kalacak diye yer bakıyor diye düşündüm. Bir de o ara sürekli telefonda Halil'le konuşuyordu. Ama ne konuşuyor konuyu bilmiyorum. Meleğe üzüldüm. Durumunu merak ettim. Durumu pek iyi değil. Herhalde ona döner olacak kişi pek iyi gelmemiş. Hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi geldin. Neyin hesabını soruyorsun sen ha? Vermişsin talimatı itine. Kurtarmaya mı geldin şimdi? Akıllıcana söyle, ipini sıkı tutsun. Senin düğüne gidip diye düşündüydüm ya. Yeğenin senden cevval çıktı ha. Geç bile kaldılar baba. Mutlu olsun çocuklar. Melek kızım lan. Siz de vuslata ereceksiniz inşallah. Bak, konakta bir oda yapacak size. Tamam, siz bu evinde yaşayacaksanız yine yaşayın. Ama orası da sizin bir eviniz. Geldi geçti. Çalıştık, kazandık, yedik, içtik, gördük, geçirdik. Dostluğun en güzelini yaşadık. Bir de senin bir vatiğin göreydim dünya gözüyle. Daha da bir şey görmek istemez. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
Ömer'in mutluluğuyla yetin baba bence. Benim üzerime hayaller kurma. Bu ne demek ya? Gelinle damadın aşk şarkılarını söylemek için kocaman bir alkışla Halil Şirhan'ı sahneye davet ediyoruz. Benim üzerime hayaller kurma. Ki ben seni tarifi yok hiçbir dilde, dünyanın en mutlu insanı yaptın beni, en kötü günümde bile. Öyle sevdim ki ben seni tarifi yok hiçbir dilde, dünyanın en mutlu insanı yaptın beni, en kötü günümde bile. Seninle biz ikimiz mutluluğun resmiyiz. İki hayatımdasın. İki kişilik bir aşıklar şehriyiz. Bir ömür benimle yaşlanır mısın? Kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk dolu yolumsun benim. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin. Kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk dolu yolumsun benim. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin. Kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk dolu yolumsun benim. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin. Sen gözlerimin son adresisin. Sen gözlerimin son adresisin. Sırada siz varsınız gibi gözüküyor ha. Bak sana ne diyeceğim. Bir ara bir zaman bulursak Funda ile bize konağı gezdirsene. Sonuçta benim olacak ya konak. Biz de eşya falan filan bakarız. Alpay, senin düğünde yapmışsın oğlum. Ayıp ediyorsun. Ha. Ne kadar büyük bir mutluluk değil mi? Bana bak. Defne ile Ömer de bizde kalırlar. Sonuçta bir tanesi kızım, bir tanesi de damadım. Siz de artık tası tarağı toplar, başka bir ev bulursunuz kendinize. Nasıl olsa babanızda ev çoktur. Az önce siz babanla malları nasıl paylaşacağınızı falan mı konuşuyordunuz? Böyle çok gerginlik falan filan hissettim. Bak sana ne diyeceğim, biz ne yapalım biliyor musun? Hazır bütün Şirhanlar buradayken biz bir koşu gidip konağa görelim. Hem Funda'nın da haberi yok, ona sürpriz olur, bebek hediyesi yaparız. Evde kapıyı açacak birileri vardı zaten değil mi? Ne yapıyorsun sen? Evimi göreceğim. Ne yapıyorsun sen? Kerem, ne olur. Oğul sen karışma lütfen. Kızının düğününde saçmalama istersen. Lütfen Kerem. Bana bak. Ya yüzüğü atarsın. Ya da ben gidip Melih'e her şeyi anlatayım. Ne oluyor Alpaş? Ne oluyor? Ne anlatacakmışsın bana? Bir şey olduğu yok. Merhaba Melek. Ne oluyor Alpay? Ne anlatacaksın bana? Ne dersin Halil? Söyleyeyim mi Melek'e?
olanları bilmek onun da hakkı.